Evet artık yeni bir ekip mi diyelim daha şeyler idmanlar yapıyoruz. Mustafa Armağan ağır transfer reis yapıyoruz. Mustafa Armağan <laughs> <laughs> Barometrede sevgili seyirciler artık yeni bir formata büründük. Geçen hafta arada geç tartışmalar da çıktı. Hatta ben espri yaptım. Ümit Zileli'nin yerine Mustafa abi sen Kemalist tezleri savunuyorsun diye falan. Biraz espri yaptık Mustafa Armağan'la beraber. Şimdi Aktüel, güncel, yerel seçimleri konuşacağız ama. Şimdi geçen haftadan sonra izleyelim bir, bir şey çok şey. Bir, hilafetin ilgasının 100. yılı. Onu konuşmamızı izliyorlar. İki, mahalli idareler seçimleri ne zaman başladı Etti bir tarihsel perspektifle. Mustafa Arman'la konuşalım. Mesela 2019'daki seçim bana göre de yanlış bir biçimde iptal edildi. İmamoğlu hiç kimsenin tanımadığı adamı yıldızlaştırdılar. Ama tarihte bir ilk miydi? Mesela 63 seçimleri var. Orada da Adalet Partisi almıştı. İptal edip CB verdiler. Doğru mu evet. Oradan başlayalım. Şu 63 seçimleri. İzledim. Böyle İmamoğlu'nun seçimi gibi iptal ama Sonra İmamoğlu da geri iade edildi. Orada iade de edilmedi, değil mi? Bir Allah'sa 63 seçimleri ne oldu? Ya i̇lk belediye seçimleri. Çok, çok ilginç. Ee, gerçekten 1855'ten 1923'e kadar İstanbul'da seçim var. Menat Kehran Maneti Kehran Maneti. idaresi var ve bunlar tabii 1923'te vali aynı zamanda belediye başkanı yapılarak bu süreç tamam. Hatta sonra da CHP il başkanı oluyor vali. Değil mi? Üç görev birde. Bir öyle olaylar da var. Yani mesela bazen Taşra'da şeyde Ankara'da Diyanet İşleri Başkanı da aynı zamanda Ankara CHP'nin il başkanı o. oluyor tabii. Bak, yani Rıfat, dişleri başkanı Rıfat Börekçi. Evet. Refat Börekçi CHP Ankara tamam, İl Başkanı. Abi. Evet. Yani ben o biraz o... sizi kızdırayım Bu din adamları da yani her devre <laughs> uyuyor. <laughs> yani o din adamları gözü bele vardır hep. Uyumayan Uyumayan din adamları da var. Ben yani. bütün İslam tarihinde devlet dini belirlemişleri Güç kimde? Garanti teobandur da öyle derdi. İslam tarihi laik bir tarihtir. İslam tarihinde dinin gücü olmamıştır diye adam söylerdi. Çok da itibar da edilirdi ama. Yani, ona layık. Hocam layık derken buyur, o şey anlamda. Buyur, ya. Ya mesela Vatikan'da güç adamlar abi. Din üstad. Yani din adamı güç. Onun bir örneği vardı İslam tarihinde. İran, 79 sonrası İran. Mollalar çok güçlü. O bile tartışılır. Ya, Orada bir Pers devlet geleneğinin ya işte, ben mezhebi ve ya. dini kullanıyorum. Şu anki şey kimdi? Şu anki bu şey, Ayetullah e, Hümeyni'nin yerine geçen. Ali Hamene'yi öldüğü ah. günden beri o. Hamene'nin oğlunun gücü korkunç bir güçtü. Tamam, İnanılmaz orkun. yani Hamane ve din adamları çok güçlüydü. Siz 63'te yine şöyle yapmayalım da. Yani Rıfat Börekçi örneği ama şaşırtıcı bir örnek değil herhalde. Pek. Evet yani hatta Ankara'da il seçimi yani il, ilin yönetimi ilgili CHP grubunun seçimini de başkanlık yapıyor ayrıca ve Atatürk'e telgraf çekiyor, onu tebrik ve ilah ediyor. İlahiyatçı Yani legal bir şey gibi. Onların kafasında bu <laughs> problem yok. Ama Rıfat Görenci ee, de İslam alimi. Seküler bir adam yani falan değil. Büyük, büyük bir alim olduğunu söyleyemeyiz. Yani bir Ahmet Hamdi, Akseki gibi, değil. bir Elmalı Hamdi yazır gibi değil. Yani daha ama konjonktür onu o noktaya getiriyor. Elmalı'nın torunu da Okan Bayülgen'dir. Diyorsun <laughs> mü yani ha onlar... bu ulema ailelerinin sekülerleşmesi de bir bölüm izleyelim. Böyle isim, onu isim. Da... Yok, yok, konuşalım. Gerçek bir rivayet var evet. Rivayet gerçek ya ben konuştum Okan'la. Evet üstadım. Şimdi neyse yani onu e, onda aklıma gelince o söylemiş şey, oldum. Şöyle yani şöyle. Işte şimdi e, 1963 yılına kadar Türkiye'de İstanbul'da daha doğrusu belediye başkanlığı seçimi yok. yok vali <laughs> imarı da belirleyen. Valiler abi. aynı zamanda 1957-58 yılına kadar e, belediye başkanlığını yapıyorlar. İşte Fahrettin Kerim Gökay dediğin gibi. Lütfi Kırdar. E, Lütfi Kırdar onlardan birisi. Fakat e, 1957 yılında Demokrat Parti ilginç bir şey yapıyor ve bir kanun çıkartıyor. Hı. Ve bu kanunla belediye seçimlerinin e, şeyden ayrılması evet. ve tek dereceli e, genel mi? oyla seçilecek bir belediye başkanlığı seçimi getiriyor. 1957'de Ama 57 yapıla, yapılamıyor. 57 yapılamıyor yani o genel seçimle onun karışıyor. Onun daha şeyi oluşmamış. Hukuki zemin oluşmamış. Yani evet. Hani anayasada yok, bilmem ne de yok. 58 yılında İstanbul il e, İl Meclisi toplanıyor ve işlerinden birisini başkan seçiyor. Bu da Kemal Aygün oluyor. Doğru. Kemal Aygün başkan seçiliyor ama halk seçmiyor. Yani İstanbul'un zaten seçilmiş olan. olan tabii il meclisi seçiyor ve 1960 darbesine kadar Kemal gün. 60 Vay darbesi gelince o bu uygulamayı tamamen kaldırıyor darbeciler. Refik Tulga oluyor İstanbul ee, valisi ve belediye başkanı. atamayla olacak. Bu Refik Tulga ve 1960 yılına kadar olay geliyor. 1963 yılında Hı? yerel seçimlerin yapılması kararlaştırılınca e tabii o zaman O arada bak bir izleyicimiz belirtmiş. 17 Temmuz 1958'i doğru verelim. İstanbul Belediye ile İstanbul Belediye Başkanlığına aynı zamanda Demokrat Parti İstanbul İl Başkanlığına Kemal Aygün getiriyor. Aslında tek parti idare geleneğini Demokrat Parti sürdürüyor dersek yanlış bir, olmaz. Olabilir. Yani çünkü onlar bir anda kopulan şeyler oluyor. Değil. Yani, Anayasada çok müsait. Şöyle diyelim. Tek parti döneminde bu başka bir anlam ifade eder. Çok partili dönemde bir başka yani o partinin bir tercihidir. Tercih. Ama Öbüründe, Öbüründe tabii şey yok, evet, seçim yok. Seçim ama mesela, olmayan. Kemal Aygün Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı, evet. İstanbul Belediye Reisi, İstanbul Valisi ayrı biri ama yani aslında tabii Demokrat Parti'nin zaten son iki senesini kimse çok tasvip etmez yani. Evet. Ama 27 Mayıs'tan alçaklık olunca onu konuşamadık tabii Türkiye'de. Yani, yoksa çok konuşulurdu aslında yani. Ya aslında yani o son yılları da enteresandır. Yani mesela Menderes'in e, 27 Mayıs günü eğer gazetelere yasak konulmamış olsa e, manşetlerinde gidiyoruz diyor ya. manşetlerinde Menderes'in Eskişehir'de iki ilkokulun temelini attığı haberi çıkacaktı. Evet. Yani şimdi son gün, artık ortalık yıkılıyor. Hala Menderes'in derdi bir okul daha yapabilir miyim? Aynı, yani şimdi bu, çok hizmet sevdalısı bir adam. Akşam baskısını buldum ben Milliyet gazetesinin o dağıtılmadan e, tabii, arşive tabii. girmiş. Orada görüyoruz onu. Bir Milliyet biliyor biliyorsunuz. Menderes karşıt değildi. Karacan ailesini de sonra Samet evet. hatıratında var. Karacan ailesini de biz zengin ettik diyor. <laughs> i̇şte bat bağ bakiraları. Yani, tabii, tabii o, asıl kuruluşu... Tabii gelir. şey ama Milliyet yani. Gazetesi, Demokrat Parti karşıtı bir gazete değil. Hürriyet i̇lk, de değil. İlk başta destekledi ama. Milliyet tabii destekledi, 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 Sonra biraz... Menderes'in oradaki bir şeyi şu. O Tayyip Bey'e kadar düşünülemedi. O ana kadar siyasetçiler medya patronlarıyla iletişim halinde Türkiye'yi yönetmek isterler. Biraz şey verelim karşılıklı. 28 Şubat. 28 Şubat 20. öyle oldu. Ben de mesela Süleyman Demirel'in gazetesi yoktu. Kemal Ulucak vardı. Sonra, Sonra Vali Mustafa herşey, Özkan zaman. vardı. Evet. Ama onlar da bazen Demirel'e de meydan okuyordu. İstediği olmuyordu mesela Mustafa Özkan'ın. Çok ilginç. Bunu yani bu aslında yapılamayan bir analiz ama bizim programımız yapılamayan analizdi. Bunu değiştiren ki <laughs> daha Erdoğan olmuştu. Adını koyarız. Mesela... Tayyip Erdoğan doğrudan kendi medya kurmuştur. Tamam. Bunun da başlangıcı Yeni Şafak. Belediyede. Yani orada da Albayrak ailesi var ama o Tayyip Bey olması o, kurulamazdı. Albayraklar al çok sonra girdi oraya. Yani ilk, i̇lk kuruluşu Ahmet Şişman. 94'te Ahmet Şişman e, mıydı Ahmet Şişman kurdu 94 Aralık'ta Yeni Şafak'ın kuruluşu Albayrak'larla değil mi? Değil. da ah, çok sonra geçti. Yani. Onlar hazır bir gazeteyi aldılar. 2000'li yıllarda geçti. Ama 94'te direkt Refah Partisi'nin entelektüel ayağı olarak kuruldu. E, Çekimden yani, sonra ama. 94 yavaştan... Aralık ben baktım. Tamam, Hatta doğru. yeni yüzyılla yeni şafağın kurulacağı doğru. hemen hemen aynı. Doğru. Yeni Biz... yüzyılı Cem Boylar için kuruyorlar. Yeni şafağı da o zaman Tayyip Erdoğan için ee... e, o aktif gazeteciydi. çalışıyordum. Doğru. İz yayıncılıkta çalışıyorduk. İzlenim dergisini çıkarıyorduk. İz yayıncılık oldum o bilen. Yayın yönetmeni evet. de oldum. Daha Bak, o zaman yayın tabii. yönetmeni değil. Şeyde yazılar başlamamıştı daha. Zamanda evet. yazılar başlamamıştı. <laughs> Ya yok zaman der ki kardeşim bugünkü algıyla bakmayın ya. O evet, gün ayrı bir şeydi kardeşim. İlk, ilk köşe yazardığım Yeni Şafak'ta başlamıştı. Yeni Şafak'ta başladı. 93-94 arasında. Ee, ama şimdi o zaman Ahmet Şişman çok iyi bir insandı. Öncü. Yani avantgarde Dindar. Ben Ahmet Şişman Dindar bir insan. Ocağım yani insan. İz yayıncılığı kurdu. Aa, tamam. İzlerin tamam. dergisini kurdu. Tamam. Entelektüel o bu arada, Dindar. i̇şte Mehmet Ocak'tanlar, bilmem İbrahim evet, Kirasan, İbrahim da, Kirasan, Kursan, doğru. Oradan. Onlar oradan Karalioğlu, daha... Mustafa Karalioğlu da oradan yetişti. Evet. Bir adım daha attı. Sen Levent Gültekin biri daha sonra oralardan yetişti. Levent Gültekin de oradan yetişti. Evet. Evet. Yeni Şafak'a kurdu. Yeni Şafak'a kurunca... Hükümete dönmüş yine Hı. Levent Gültekin. O her yere dönmüş. Dönmüş hükümete. Murat Kurumu destekliyorum. Ee, ortada. Bir gün bir Türk tarihinde Kars diye bir program. Türk Hocam, tarihinde Kars programı <laughs> hazır mısınız? Hocamın... Evet, şey, evet üstadım devam üstadım. <laughs> ben de kapattım. eğlenceli oluyor sayende bir. Ama, sıkıcılıktan kurtarıyorsun tarihi. Türk tarihi. Ben Kars olgusunun çok önemli oldu da. Karsları da çok severim. Ha bizim medyada ben bir şey söyleyeyim mi? Belki 80 Karslı var. Bir sayıyorum ben. Herkes şok oluyor. Farklı kanatlarda ama hepsi aynı adam. Evet. Çok ilginç yani Kars meselesi. Buyurun evet. üstadım. Tabii o da gülüyor. <gülüyor>, gülüyor. evet üstadım. Evet. Yani işte neyse. Yeni Şafak'ı 94 e, ee, İzlenim ekibini Yeni Şafak'a taşıdı. Evet. İzlenim boş kaldı. O boşluğu da ben doldurdum. İzlenim entelektüel bir dergi değil. Evet. Bilgi ve Hikmet gibi. O e, 95... Zemin evet. gibi. Bilgi ve Hikmet'i de ben çıkarttım ben... son birkaç sayısını. O zaman da... sen şimdiki hükümet sözü Ömer Çelik'i iyi tanırsın. Ömer Çelik bizim dergide yazardı. Yani, e, yani ben şimdi Ömer Çelik'in bazı son açıklamaları gördükten sonra <laughs> eski yazıları aklıma geliyor. yani benim... <laughs> politikacı ayrıt. Aslında entelektüel olarak dünyası. Ömer yetenekli bir adamdı. Bence. Evet. Oradaki evet. yazıları Yine yani mesela... Yıl, 20 yani yıldır AK Parti'nin sözcüsü... Ya, şu an siyasetçi Ak, ya, şu siyasetçi Siyasette yetenekli ama. E, evet. yani, evet. Sözcüsü AK Parti'nin 20 yıldır... Yani ayakta sözcüsü. kalmak anlamda yetenekli. Abi, abi. Yani, kimler geldi? Ama işte Ömer Çelik bana göre İslami kesimin Ali Bayramoğlu'su gibi. Çok benzer düsturlar üstü hatırlar mısın? Yani Ali Bayramoğlu yazılarıyla Ömer Çelik yazıları yan yana koy. Yani 99'larda diyorum ben. 92'leri bilmem. Yani büyük 2000. iltifat ettin Ömer Çelik. E. Ama o zaman yani için, sevindim. büyük yeteri var. Ömer Bey'in adına da sevindim yani. Bak, ah, o zaman için tabii sen de Ali Bayram onlar orada. Hayır ben tabii yani fikir daha yani birçok fikirlerine fikir namusu yüksek. Fikir namusu olan bir insandır tabii. Hayır, koy mesela Yeni Çavak'ta var geçmişti 99 2000 yazı. Koy Ömer Çelik'ini. Yani Ali Bayram onunkini koy. O, o üstü çok... biz... Ta taklit, taklit etmiş bile diyebilirim. Evet üstü 94 yani, diyorduk. Biz yani. arada dedikoduları karıştırdık. Yani sonuçta işte <laughs> İzle'nin dergisine ben geçtim. Ve İzle'nin dergisi işte kapanana kadar benim elimde devam etti. Yani evet. o süreçte al bayraklar yoktu. Evet. Yeni Şafak hikayesinde al bayraklar yoktu. Daha sonra devreye girdi. Onlar ama Tayyip Bey soktu. Hocam Onlar adı Şafak'tı Gazetenin adı Şafak'tı değil mi? Önce Şafak'tı. O doğru Yeni Şafak'tı ya. O, o bir Şafak vardı ama o tutmadı. Ondan sonra onu Yeni Şafak Hı. şeklinde... Peki usta sana bir soru. Ee, geçenlerde... Şey yapayım, başka bir gruptu, onu çıkartan bir Geçenlerde sosyal medya bir fotoğrafta yıkıldı. Daha doğrusu entelektüel sosyal medya. Değildi. Bizim, benim de iyi tanıdığım, senelerce de yakın çalıştık. Şimdi de hala dostum. Sinan Çetin'in 95'te yaptığı bir Yeni Şafak reklam kampanyası vardı. Ha, ha. da... da şey um, açıklı. Unutmuşum mesela. Orada bir fotoğraf var. O fotoğrafta bir İsmet Özel, Mustafa Kutlu, İsmail Kara. Oo. Yan yana. Muhteşem. Üçü de bir tarafa bakıyorlar. Üstteki fotoğrafçı. Üçü de yaşıyor bildiğim kadarıyla. Ya, İsmail biliyorsun. Kara geçen yazı yazdı o fotoğrafın hikayesi diye. Süper. İlhan Çetin de iyi bir fotoğrafçı. İlhan Çetin sinemacılıkta maalesef sonradan başarılı çağ adapte olamadı diyelim. Bak dostum ama söylerim yani. Ama o fotoğrafçılıkta öyle fotoğraflar çekmiş ki bir daha o çekilemez. sen de var, var mısın usta orada? İlk başta ee, o ekibin içine o zaman e, Nabi Avcı falan bir avcı geldi o ya, 2000 ekibin Ya Atılgan Bayan ya bile o, var. O Atılgan Bey'e yeni çabak da ne O, yapan, o e, efsane kadrosu efsane. yani. 2000'lere kadar ki dönemde bunların çoğu kaldı. Bu kararı ekibi var. Ali Bulaç var. Ali Bulaç da var. Ali, bir Ali Bulaç Bulaç var. A, Ali Bulaç, Bulaç yazdı mı bir yer hocam? Ya Ali Bulaç yazdı da o fotoğrafta Ali Bulaç var. Hatta o fotoğrafı çocuklar bulup koy, koysanız ha. Doğru bir Mustafa Özel de Var mı orada? Mustafa Özel de var. Tamam. Ah, işte bak. Efsane. Aa, bak aa, efsane bak. <laughs> en sağlı Sinan Bu Sinan de var. İsmet Özel İsmet Özel, İsmail Kara, Mustafa Özel, Mustafa Kutlu. Bak abi çok ilginç bir kadro bu. İslami kesimin bana göre tartışmasız en büyük övgücüsü. Tartışmasız. Doğru. Doğru. İsmet özel dün çocuklar sordu bana büyük gençler şair. en hür okuyan Yaşayan en büyük şahit. İsmail Kara Bak şaşıracaksınız. İsmail Kara bir gün bile AK Parti desteklemedi. Ama Olur benim adamım korkunç saygım var. Öyle bir titiz. Herhalde senin de saygın vardır üstadım. Fikirlerin vardır, yoktur. Kadın kadin dostun. Hayır yani il ilmine niye saygımız olmasın? Korkunç. Asiyasetten bahsedemem ayrı bir. Şey şey o, ya mi? o siyaset değil. Her mi? zaman eleştiriler kalmayı ve başını evet. Dik tutmayı ee, bir... Kumaşın içine kaybetmeden dışarıda tutmayı bunu başarmış tekrar, olan bunu e, nadir örneklerden Bunu bu şekilde yapabilen de. benim gördüğüm tek adam İsmail. Işte. Cani Cündoğlu'nun çok yakın arkadaşıydı. O başka bir adam O, o Sen siz İslami açıdan söylüyorsunuz. Ben başka açılardan Adamın da... Adamlık açısından da söylüyorum. Ayrıca... Karakter <laughs> açısından <laughs> da söylüyorum. <söyledim>. konuşturma. Neyse konuşturma. O ayrı Ama bir vaka oldu. Mesela şeyi unutmamak lazım. Ayrı bir vaka oldu. oldu. Ahmetli Sezai Karakoç'u ayrı bir yere Ama koymak lazım. Ama Sezai kadar. Karakoç... Hayır ya ilim adamı değil. Harikaten ilim adamı. Her eseri değerli. Ya çoğu fikirleri ben de kazanıyorum. çok eseri? gelenekselci. Bunun Sezai Karagoz'un eserleri var. Ya yani abi şahir bir sanatçı olarak çok değerli. Sezai Karagoz bilim adamı değil. Sezai Karagoz büyük bir şair değil mi ya, Mustafa Karakoş. Fikir, fikir, adamı. Fikir adamı da diyebiliriz doğrudur. Ay yazıları var kitapları var. Abi okudum da ben Sezai yani, Karakoş'u yani, iyi akademik, akademisyen değil. Akademik üretimler var. Mesela akademisyen bir... değil. Cumhuriyeti Din evet. kitabı diye 3 ciltlik bir kitap çıkarmış İsmail Kara. Evet. Ha, şu, hazine ya. Evet. Al Pahalı muhakkak. Epey de pahalı. Paraya kıydım aldım. <laughs> öyle şey de istemedim. Hani halı çuluk, gazeteciler halı çuluk yaparız. Para çoluk... evet. götür. Sana hediye etmediler mi? Yok. Yani ya yani öyle, benim dergah yayınlar öyle bir hukukum yok. Ben, yani benim gibi bir karakterden çok hoşlanacakları sağlamam. Ama ben onlara çok saygı duyuyorum. Özellikle İsmail Korkunç Karay. bir kitap kurdu ama. Ama tabii, tabii o bilir. Mustafa Üstad da bilir. İsmail Kara'ya, yani Tayyip Bey'i de takdir ettim. Bir gün destek vermiş İsmail Hatta 15 Temmuz'la ilgili Olabilir, de herkesi kızdıracak laflar söyledi. Çünkü onların kafası biraz İsmet Özel'le beraber komplolara çok yatkındır. İslamcıların olan. Bu büyük ödül verildi biliyorsunuz İsmail Evet evet geçen. Ve tırnak içinde iktidar medyası da buna nasıl verirsiniz? Ha, İslami o, kesimin var. bir özelliği var. Layık kesim olgunlukta mı emin değilim. İsmet Özel. Tahkir etmiştir İsmet Özel. Tayyip Erdoğan da ama Tayyip Erdoğan TRT'de İsmet Özel senelerce program özellikle yaptırdı. İsmail Kara bir örneğidir. Evet. Bir örneği Necmettin Erbakan. Erbakan Hoca neler dedi yani. Erbakan Hoca'yı kurtarmak için Tayyip Bey çok şey yaptı. Eşik bir olaydır bak. Ama yani. senin de örnek kabul ettiğin bir lider olan Sayın Temel Karamollaoğlu. oldu? ya o sallan Ya doğru değil onlar. İşte onlar yanlış. Ama ya yani şu fotoğraf sırasında Yeniş Ama bu gazeteyi kurduran da Tayyip Erdoğan'dır. Bu ara Ahmet Şişman mı kontrol ediyor? Ahmet Şişman yani bunun kurucusu bunu Allah rahmet Ahmet Şişman, Ahmet Şişman yayın dünyamızın yani İslami e, yayın dünyasının avantgardıdır. Yani böyle hep öncü insan insan yayınlarının kuruluşunda o vardır mesela. Yani. daha önce o düşünce yayınlarının. Şey, düşünce yayınları da Ali Bulaç'ta var. Ali Onlarla da beraberdi. Insanı... Her İnsanı... sen de biliyorsun. Yani Senin doğduğun yani. seneler de onlar ya. Her İnsan... Ben Ruhşan Çakır'dan daha iyi bir İslami kesim uzmanı sayılabilirim yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir de sen şu var. Sen, sen aynı zamanda Müslüman. Estağfurullah canım. O da bir o, 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 Müslümanım diyorlar. Sen şimdi, kimin, kimin dindar kimin de olacağını bilemezsin. Yani o belli olmaz o işte. Evet üstadım. Evet işte bu minvalde birçok şeye öncülük etti. Yani böyle hep yapılamayan, düşünülemeyen şeyler... E, evet. hakikaten Değişik bir kafaydı. Hatta işte geçenlerde o insan yayınlarıyla nasıl ayrıldıklarını da öğrendim. Yani onlara demiş ki, şimdi İlhan Akıncı evet, onlar ve Adnan Başdemir'e, onlar üç ortaktı. Ya biz bir iş başlattık, bu yoluna girdi. Buyurun siz bunu devam ettirin. Benim payımı verin, ben gideyim başka bir yayın. Yani başka bir bayrak açayım, başka bir şey yapılsın yani. İnsan e, Kitabı e, çok e, güzel. Bu, bu vizyon o, insan çok İnsan Kitabın yani. Beyoğlu'nda çok güzel bir kitapçısı var ve o, İbrahim Kalın'la da çok takılnardı. Rahmetli İlhan Akıncı da e, şeydi yani bir girişimci bir kafaydı. O da, bir... o da böyle sıra dışı gerçekten. Üstadım o arada bir şey diyeyim bak hazır böyle böyle. Hepsi hep benim patronum da oldu. Tabii oldular. Benim dostlarım oldu. İnsan Kitap senin de oradan şeyin var değil mi? Şeyin oradaydı. İslam düşün... şey bir üç ciltlik serimi çevirim vardır e, orada. şey İslam düşünürleri İslam bilimi tartışmaları. Tartışmaları sonra bir şeyler de vardır böyle bir, bir filozofları tek tek. Kapra'dan yaptığım o, o, o var, o Batı Düşünce dönüm noktası onu okudum ben. O çok da güzel. Evet. ha tam onu diyecektim. O da müthiş bir kitap. Kitapların. İnsan kitaplarının iyi Hala basılıyor kitap. İyi bir, okur o kitap. Yani i̇yi bir şey. okuruyum. Fakat ve bana göre de şimdi ben İslam kesimden değilim. Ama dışarıdan baktım. Ben ona Mustafa abi şunu derim. Ben derim modernist İslam'ı anlamam mümkün değil. Bir adam modernist olacaksa niye Müslüman olur? Yani, bana göre öyle. Ben o konuda eğer İslami bir entelik o cami içinde olsaydım geleneksel İslam'ı savunur. İnsan kitapları tam bunu evet. mükemmel ve sistematik Seyyid Hüseyin Nasır'dan başlamak üzere. Guy Eaton, René Guyonon, onların hepsini. Fritof Schoen. Frit Fritof Kapra, o da aslında Müslüman değildir ama o da şey bir adam. Aynı modernizmde eleştiriyor. Müthiş adam, evet. yani. Gayet iyi bence o İslam ve insanlığın kaderi çok kural bir kitaptır. Ya. Bence Türkiye'de onun kıymeti bilinemedi. İkinci baskısı da yapılmadı. Evet. mi ikinci baskısı da. De... 92'de bir baskısı var. Şöyle kalınca bir kitap. Tabii Tanrı'yı hatırlamak. O da bence bana göre İslam bu çağda bu şekilde savunulabilir. Öbür türlü savunamazsın diye inanırım ben. Zorlanırsın yani entelektüel anlamda. Yoksa inanır. Inan, onun kitapları. Tabii, tabii. Yani. Ama o üstadım o çok çevrildi ama Türkiye'deki Müslümanlarda bence yankısı olmadı ya. Yani. Ben görmüyorum ben. Yani. Ben Türk Müslümanını çok modernist görüyorum. Ne dersin bu eleştiriye? Ee, gelenekselce gelenekselci akım Türkiye'de e, dar bir çevrenin içinde kaldı. Yani niye? Çünkü Türkiye'de bu cemaat yapıları eh, bravo. E, bu diye bu tür açılımlara müsait değil. Yani değil. şimdi e, yani ya çok önemli bir, bir şey söylüyor. Şimdi İbn Arabi İbn Arabi diyorlar. İbn Arabi'ye saygı duyuyorlar ama İbn Arabi'nin gerçek e, çizgisini uç, uç, noktalardaki fikirleri mesela onları muhtemelen rahatsız <laughs> Korkutuyor. eder. Korkutuyor. okusalar yani. Korkutuyor. Onları... <laughs> dolayısıyla yani gen onun düşünceleriyle şey mesela. Şey senin sözünü öyle güvercin gerdanlığını insan kitap bastı. Bastı. Ben Onu, dedim ki onlara. Onun ismi de Sezai Karakoç. E, aynen. Şey tavkul evet. normal değil mi? Evet. Güvercin. İbni Hazbın. Bak üstadım. Sen, Ama maç falan yok inşallah. Yok maç yok şeyleri yok. E, gelen. E... Bak ki biraz fazla entelektüel program oluyor ama olsun bu sefer de dinleyin. Biraz daha güncele geliriz. Şimdi ben dedim ki bir gün insan kitaba gittim. Oradaki dedim ki biliyorsun ben patladan konuşurum. Sizin bu kitabı basmanız dedim ben dedim çok manalı bulmuyorum. Dedim. Bu kitap dedim yayılırsa zorlanırsınız. Kaç yaşındasın? Yeni yeni daha ya. Ha yeni şimdi ha. Önce. Ya yani öncesinde dedim öncesinde o name bir adamım. Yani 94'te falan. çok eski basıldı ama bir dakika öyle değil. Hangi kitap Çünkü neden? Işler. Çünkü ben bütün milli eğitimdeki okullara dayatıldığını öğrendim. Dedim ki, o abi de aynısı oldu. Sen yani sansürlememiz istendi. Ya bak benim o konuda görüşlerim elitist. Yeniden söylüyorum. Ben burada kötü niyetli biri olsam alırım. İslam klasiklerinin bazı bölümlerini okurum. Dindarlar dumur Ya halbuki onlar. Ya ve biliyorsun şimdi ismini vermeyeceğimiz bazı dar kafalı sözde adamlar. Bunları okuyor. Bu koskoca İslam alimlerinin, İslam filozoflarının cehenneme gönderiyor. Bir de utanmadan video hazırlıyorlar. Ya sen kimsin? ben bu konuda İslami kesim olmadığım çok dahil olmuyor. Ben İslami kesim olsaydım o arkadaşları buldu. Zerle ezerdim. Çünkü kabul edilebilir bir şey değil. Ama pek onlara pek bir tepki de gösterilmiyor. Onlar layıklar tepki gösteriyor. Layıklar de İslam'ı bildiklerinden değil. Yani onların bir lafını buluyorlar. İşte çarşafla yatmak günahtır falan gibi. Oradan işi <laughs> sulandırmaya çalışıyorlar. Hatta Tayyip Bey de o meşhur lafını dayanamayıp ondan söyledi. Yani yanlış anlaşıldı. Halbuki yani onun niyeti bir iyiydi bir hemen düzeltti. Ama orada niyeti haris bir niyetti. Tabii. Yani bugünümüzde din adamı yok efendim orucumuşunla bo o bo bostamolu bo bir şeyle konuştuk. Yani Din adamlarının itibarsızlaştıran bazı kasıtlı sorular olduğu kanaatliyim ben üstadım. Siz de yani farklı düşüncemiz pek sağlanmam. Yani o manada e, bu yayınların yayınlanması çok doğru ama Halka yayalım demek doğru mu? Ben Ben yani abi de çok güzel bir şey söyledi çünkü. E, ya yani ben o noktada daha e, şey düşünen yani ortalamayı e, Bulalım. <laughs> düşünen birisiyim. Yani şöyle e, hani bu halkın bu kadar detayı çünkü çıkıyorlar diyelim ki e, bir sahur gecesinde yani İslam metafizinin en uç örneklerini orada anlatıyor. Yani şimdi bu arayı doldurmamız lazım. Yani bu insan daha Ara, ara insanlar yani, olması lazım. manası bilmem e, niye tutuluyor işte e, niye efendim öğle namazında ikindi namazında Doğru. E, manevi özür de söylenmesi lazım. Okuyoruz. Ama, değil Şimdi mi? Bunları bile bilmeyen birisine sen kalkıp en uç şeyleri anlattığın zaman o kendisiyle arasında bağlantı kuramıyor. Yani Anlıyor, bir de o kadar uzak ki günümüz Müslümanı e, artık modern çok modern herkes çok modern düşünüyor. Burada orta noktada bir e, ben her zaman onu savunmuştur. Dolayısıyla hani burada... Ama ben seni yine böldüm özür dilerim. Sen de geleneksel İslam ekolü. Yani kardeşim İslam modernizmi uyumalı değil. İslam modern dünyaya bir cevaptır diyen fikir basıldı ama bu yayılmadı Türkiye'de. Yani bazı entelektüel Kesimde kaldı e, yansımaların Doğru. haricinde tamam. fazla bir... Bu arada bu ekolü şey en ciddi alan adam da MİT Başkanı oldu. O çok ciddi bir olaydır yani evet. İbrahim Kalın. İbrahim Kadıda yemin ediyorum bana 20 sene önce MİT başkanı olacağını söyleseler ya derdim kardeşim. Efendim çok saygı duydum insanlar. Hatta ben İstitüsü'ye gittik. İstitüsü'ye gittik bir gün Nagihan'la İbrahim Kalın'la baktım ikisi konuşuyorlardı o bir bayramlaşma. Aldım dedim Titus Burkart'ın memleketinde bir şok oldu. Titus <laughs> Burkart, Burkart geleneksel İslam'ın yes. şiş bir adamdır o da. Geleneksel İslam bunlar Müslümanlığı seçmiş Batılılar. Hı -hı. Ama bir Batılı olduğunu düşün. Sen Müslümanlığı daha modern olayım, gökdelenler dikeyim diye seçer misin? Ya? Yok. Ya sen zaten onu yapıyorsun galiba. Sen oradaki maneviyattan etkilenirsen yapar. Ama Müslüman doğarsan biraz Türklük gibi bu orada bir işin özünü düşünmeyip neyi düşünürsün? Yani o da onu da anlıyorum çünkü siyasi olarak başka çare de yok. Yani bir Müslüman bir nasıl anti modernist olacak bugün günümüzde? Çok zor. Yani bu yani bu işler çelişkili yani bana göre. Olanlar var. Yani demin evet, saydığın doğru. isimlerden olanlar doğru. da var, başka da var ama az. Şimdi hiç kimse kolay kolay modernleşmeye ve teknolojiye şimdi yalnız kültürel modernleşmeyle teknolojik modernleşmeyi ol, ol, orada o Üstad, o ekol diyor ki haklı da öyle şeyin yarısı Mehmet Akif'in dediği gibi vücudun yarısı orada kalıp öbür tarafta Ayıp beyler de o ekoldür. Bir şey söyleyeceğim. Değil mi? Anladınız ilmi. <laughs> yok, yok Öyle olmaz. iş. Bir, bir dakika şimdi bak. Anladın senin dediğin şu değil mi? Olmaz. Bak, böyle... olmaz. Ama Ya yani, çok, çok konu. aşırı entelektüel yani, konular. Yani, uzun olarak... geçmeyi biliriz. Hocamın da görselini merak ederim de. Ben o zaman ha. açmak için söyleyeyim. Hani bazıları diyor ki sen diyor Batı'nın diyor teknolojisini alacaksın ama kültürünü almayacaksın. Yok öyle bir şey diyor. Alırsan diyor her şeyi alacaksın. Ay bak şu bak. E orada mi? bir bilakis kemalistler. Kemalistlere geleyim. Türkiye öyle tuhaf bir ülke ki. Bana göre bu da modernleşme karşıtı kesip kemalistler de Türkiye. Bunlar Batı'nın bir külm... var mı bilmiyorum Hayır, ya. Hayır, Benim batalık 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 külmü, her şeyini şey, alalım. Liberal, liberaller de vardı. Yani liberaller o şey takmaz. Onlar şey diye düşünürler. ki işte evet. haklıdır. Kardeşim altyapı modernleşmesi olursa. Ya şunu söyleyeyim, uçak toplum üretim... değişir. değişir. Nitekim bak, liberaller birçok konuda yanıldılar. Ve epey şekil tasfiye oldular. Ama bir konuda haklı çıktılar. Onlar hep Kemalistlere şunu diyor 90'larda. Sizin bu yaptığınız laiklik savunusu değil. Siz bilakis Türkiye'de laikliği, sekülerleşmeyi, modernleşmeyi geri götürüyorsunuz. Bırakın bu dindarların üzerine baskıyı. Bırakın bu şeyi. Ve şu kitap Modern Mahrem değil mi Nilüfer Gölen'in? Bırakın başörtülü kızlar okusun, avukat olsun, doktor olsun, öğretmen olsun, Bırakın bunları. Evet. Burada zaten gerçek modernleşme olacak. Doğru, bu doğru kafanızla mi? ülke geriye gidiyor. O doğru. tez doğru çıktı. Doğru. Orada, Orada ve, ve büyük şey Türkiye'den büyük modernleşme yani ve sekülerleşme hamlesi Tayyip Erdoğan döneminde oldu. Uçak üretebilmek için, cep telefonu üretebilmek için veya Hristiyan olmak veya Batılı olmak ya da homoseksüel olmak gerekmiyor. gerekmez. Zaten onlar da doğudan birçok şeyi aldılar, dinlerini değiştirmeden aldılar. Neyse işte, aldılar. Ben oradaki başka bir şey o. Yani sonuç olarak üstadım, şeye geldik. Bak 63'ten buraya geldik. Niye geldik? <laughs> Menderes bile, o diktatör denilen Menderes bile kendi gazetesi, uyduruk bir zafer gazetesi, diğer gazetelerle muhacele ediyor diyebiliyor. Ya Menderes diktatör falan değildi. Tabii ya, değildi. Yani yani, yani. Memleketin hizmetçisiydi. <gülüyor> Birkaç <gülüyor> tane hata yaptığı için ya ona diktatör var. Yani hayır şu var. <laughs> Milletin hizmet kalbini <laughs> yani, yok. O kadar komik geliyor ki bana. Hani bazı şeyler çok komik. Menderes diktatör deyince yani komik ya. Yani. Bak şimdi mesela muhalefette de Ayıp ve 2009'da diktatör diyorlar. 2010'da diktatör diyorlar. E şimdi diktatör dersen... Ya o bir <laughs> yaftadır. Onu Abdülhamit'e de diyorlar. Ama şu anki <laughs> Şu anki devletin gücü Türk tarihinde görülmemiş bir güçtür. Yani. Hep onu söylüyorum. Tartışması korkunç bir güç. Korkunç seviyede bir güç. Ama şimdi demiyorlar. Tabii. Neyse şey demiyor. Diyecek. Evet. Reklama mı giriyoruz? Tam Tayyip Bey'in anıdanmışken Tayyip Bey'le Bey ilgili bir şey? Tamam girin bakalım ya çok bölündü 63 dönüşte 63'ü konuşuyoruz böyle biraz potporu şekilde gidiyoruz. Evet sayın seyirciler 63 yerel seçimlerinden girdik aldık nerelere kadar geldik. Üstelik şimdi 63'e gelelim. Türkiye'nin seçim macerası gibi bir şey macerası. oldu bizim programda. Ama şu an hepsine <laughs> geleceğiz. Şimdi tek tek İslami kesimin entelektüel tarihi, basın tarihi. Baya başlık açtık. Baya başlık açtık. Geniş yani yani oraya... şafağat. Yani demin dediğim şu, Tayyip Erdoğan'ın farkı şu, Özal'dan. Özal'da mesela, Özal'ın gazetesi yok tabi. Özal, Mehmet Barlas'ı arar, Çetin Aldana arar. Sabah, asil asil sabah, sabah, hafif, ama sabah, sabah, sabah tam şüpheli gazetesi. Asil Nadir'i aldırmak istedi bir ara. E, onu yapma yapamadı yani, Asil Nadir. Evet. Ama yine bak dolaylı, e, Çetin Altan'ı Altan yani. arar, Mehmet Barlas'ı, Cengiz Çan, ne yapardı? Dönemin entelektüellerinden kendine yakın bir kadro ve İyi de özellikle yapardı. Gece 12.30'da arar. Abi adam için çok önemli bir şey. Başbakan Mehmetçim diyor fikrini soruyor. Belki o fikrin sorduğundan değil ha. Kendini değerli hissettirtiyor. 5-6 kişi. Ama gece, çok da birbirlerini seviyorlardı. Rahmetli yani Mehmet Bağdassar. Cengiz Çandar Sorduğunda... baştanışmanıydı. Hadi. Çetin Altan. O zaman daha küçüklerdi. Ahmet, Mehmet. Yani evet. hepsini o kadroyu o zaman Ertuğrul Bey'in de Ertuğrul Özgök Bey çok yaşlı. Bir açık var. oturum yaptı. Mehmet Altan burada bir. Tabii ki cumhuriyetle ilgili bir şey oldu. Özür dilerim. Ama onun kaydı yok ya. Yok Bak, mu? Onun kaydı. Ben, ben yeniden sesleniyorum. Kendi gözümle izledim bunu. E yani. ya, ben, e, de, ben izledim o bunu. Ben 1 dakika. Ben yeniden sesleniyorum. Ben bunu yazdım. YouTube'da kaydı yok. Yani bir cumhurbaşkanının evet, moderatörlük yok. yaptığı falan... bir Tamam. Hayır hayır. Ölmeden önce Mustafa Çalı Türkiye gündlüğünde. Ben nereden izledim? Mustafa Çağdağ'ın o zaman çok yakını Aliyar Demirci. Şimdi Pamukkale Üniversitesi'nde profesör, siyaset bilimci. Babası da Mehmet Demirci ilahiyatçıdır. Benim, o, benim e, sınıf arkadaşım babasıydı ilahiyatçı. O vardır bulunur o ya. O kayıt onlar da VAS kayıttı. Hatta ben bir yazımda yazdım. Bu VAS kaydını istiyorum YouTube'a yükleyeceğim Mehmet Hocam diye. Konuştuk kaldı tipik evet. Türk, olduğumuz için. İnsanları hatırladık. Turgut yani onun bulunamaması YouTube'da çok yok bak dikkat et. Şey var mesela 89'da Uğur Mumcu ile Mehmet Barlas bir hafta kavga ediyorlar. Uğurumcu lafı soku soku. <laughs> Uğurumcu da böyle bir Kemal İsmen görmedim artık. Hindikiler falan hiçbir şey değil gelmez. Mehmet Altan'la da onların bir tartışması var. var bir daha şey Böyle bir namus var. Adam 27 Mayıs'tan zengin olanları da rezil ediyor. Yani acımıyor. Uğur Dündar falan gibi değil. O hep kendi kesimini kayırır. Yani neyse. O 93'teki şey. Onu hatırladım 63'te geçelim. Uğur, Özal bir moderatör. Bir yanında Hikmet Özdemir. Bir yanında evet. Asaf Savaşakar, diğer yanında Mehmet Altan, diğer yanında Cengiz Çandar. Gülfer Göl. Gülfer şey, Göl'e önde. Gülfer Ortaylı önde. Ben o şey kaydı, VHS kaydını seyrettim. En önde oturuyorlar. Sen de oradaydın herhalde fiziken. Yok, o da değildim ama izledim yani. şeyi. Her şey görüntüsünü. Evet. Onu Mustafa Çalar da buradan seslenelim. Koysun Kanal 6 televizyonu vermiş. Kanal 6 verdi aynen. Verdi. verdi. Ben Mustafa, seyrettim hatta kasete Mustafa de almıştım. Mustafa Çalık vefat etti. Ya. Dur Tabii vefat etmedi ya. Abi, yet, yet, yet. Ne zaman evet, etti, de. ya? Allah'ını seversen. Evet, Sen de her şeyi duyuyorsun. Aa, ben, işte yani. ben tarihi bilim, yeniliği bilmiyorum. Şey bir dakika. İzbo, İzbo abi, bir dakika, duymamış. dakika. İlber, paralel devre dediğini Mustafa Çalık vefat etti Allah. mi abi? Allah rahmet eylesin. 2014. 6 Aralık'ta ölmüş ya. ya yeni öldü, 2 evet. Allah evet. rahmet eylesin. Çok erken dediğim... ölmüş ya. Allah'ın takdiri, yani hastalandı. Aa, biliyordu, Ölçen de biliyordu. dostumdu, Allah rahmet eylesin. Bence Türkiye'nin en kaliteli milliyetçi, Haktır. fikir namusu olan yani bir insan. kesimden gelip de bu açılımları yapabilen çok Haktır. nadir bir insan. Koyu, koyu bir iddiaççıydı. Koyu bir iddiaççıydı. Abdülhamit'e de çok saygılıydı. Ayrıca hayır, tabii saygı. Hatalarını Ama... kabul ediyor iddiaççıların. Ama diyordu onları da hain gösterilmesine... Ayşe'ye de, Sultan Kasım. Hamid'e de diyor ben de olsam karşı çıkardım despottu diyor. Ben ama ben onu da söylüyorum. Ya bu arkadaşlar bak, despot. ben Mustafa de, devamı da... için... Tabii. Doğru da bak şimdi birileri söylüyorum. Aynı şeyi Cumhuriyet'in ilk 20 senesini sene söylesin kitapları ya. Kitapları en çok satan adam yanımızda. Kurtlarla da bizim silah çetinin elinden düşmez. Ona Engin Noyan getirdi. Bak Öyle sana mi? bilgi. Engin Noyan getirdi. Engin <laughs> Noyan. <laughs> Hatta biz o kitabı dizi yapalım niyetimiz vardı. Seni çağıracaktık. Gerçekten mi? Bu arada hocam 25. Ben sürekli uyarıyoruz. Abi, Mustafa Arman'ın konuştuğunda bak bir de Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı <laughs> film olacaktı. Bak tarihi bir şey söylüyorum. Tamam yine Engin olur. Engin Noyan getirdi. İlhamçı'da şimdi zor olur da. Yo, Mustafa Arman. Gir dedim. TRT 10 dizisini yapmaya kalksın Yürüyüş al. 63 dedin şey dedin hocam onu. Yarım saat geçtik. Mustafa Çadır vefat ettiğini yeni öğrendim. Hakikaten şok oldum. Allah rahmet eylesin. Ben yani Türkiye'de değildim o sırada demek ki. Onda ya. daha yeni ölmüş Zaten ya. Zaten son aylarında yani böyle. Kaç gün önce öldü ya? Aa, yok yok 6 Aralık 2023. 3 ay önce işte. 2 ay önce var. Tam 3 evet. ay. Elhametli Mustafa Çalı ama ekibi duruyordu. Türkiye Günlüğü ekibi dağılmadı herhalde. Yok galiba dergi değil mi? Yani ben hiç okumadım. Ondan sonra bilmiyorum. bir sayısı yayınlandı bilmiyorum ama bir ekip kurmuştu orada. Biliyorsun yani neyse, Mustafa o... Çalık da Cesareti olan bir adamdı. Enver Paşa 80 tane Mustafa Kemal e dedi. Ne tereddüt dedi bunu... <gülüyor> <gülüyor> Pişman oldular tabii çağırdıklarına ama. Ee, evet üstadım. Böyle kaba kacağa sığmayan bir karakteri vardı. Evet Ahmet'le. Nurvergin de orada vardı. Tam onu var. ee, Nurvergin ve, de orada. Ve orada bir ifade kullanıyor. İşte bir soru geliyor. Devletin güçlü olması lazım. Niye bunlara böyle şey oluyor falan diyor. Özal diyor ki, devletin güçlü olmaması lazım diyor. Devlet güçlü olursa alır sopayı senin kafana vururuz diyor. Çok doğru. Şimdi bir cumhurbaşkanının Aynen. bunu söylemesi çok... <laughs> Mustafa Arma, Mustafa Arma'yla yani. konuşma savunmaz. Mustafa Arma'yla konuşma Ben ona karşıyım. Özal, yani Özal, Özal böyle bir adamdı. Bak, yani. Devlet güçlü olması lazım. <laughs> Hele son döneminde çok liberaldi. Yani 92-93'te sona doğru ee, sınırlı devlet olması gerekiyor. Federasyon tartışalım diyecek <laughs> kadar ama o, da, o da büyük cesaret. Aslında federasyon istediğinden değil. Değil. Her şey tartışılsın. Tartışmak evet. diye bir şey yok. Şey, Yalıberal planlarında var anlatıyor bu konuyu. Ya diyor soykırım diye versek ne olur? Ermeni Hayır orada Özal'ın şeyi pragmatikliğini gösteriyor. Özal'ın öyle bir derdi yok. Diyor ki ya diyor toprak tazminat falan vermeyiz tanısak ne olur diyor. Oğlum Allah diyor ki hepimiz diyor hani karşımızda inek eti yiyen şey ne o, o çok güzel böyle örnek. Yani, kendini de eleştiriyor Büyükelçileri. Hepimiz diyor büyükelçiler şeye döndük diyor. Hani karşında bir Müslümanın karşısında domuz diye bir adam gibi gördük din gibi o konuyu bir de arkadaşları vefat etmiş, öldürülmüş tabi. Ama orada Özal dedi başka bir şey. Özal 15 olayları falan bilmez. Özal'ın dediği diyor ki kardeşim bunu takıntı yapmayın. Bilirse başka açıdan bilir. Malatyalı olduğu için. Annesi <laughs> de O kesinlikle. dereleri, dereler, merelere <laughs> Onu bilir. Evet, o evet. girmeyelim o konuya. Evet Şimdi, ee, artık konuşmanında 1963 <laughs> başka bir meclisay kaydı, kaydı evet. döndürmek 1963'e dönülmüş. Şimdi 1963 yılında Adalet Partisi artık evet. e, kurulma noktasında Ragıp Gümüş palayla belli bir şey evet. gelmiş. E, İstanbul'da bir seçim yapılacak. Bu seçime CHP asılıyor. CHP'nin e, asıldığı Haşim İşçiganla birlikte o evet. eski Bursa varisi Bursa var, evet. falan filan. Haşim İşçigan geçidi vardır e, İstanbul'da. Evet. Şimdi şeyde bir aday çıkarmak istiyor Adalet Partisi ve bugün öğrendim onu bir beyde. Demirel İstanbul e, belediyesine aday olmak istiyor. Henüz yani daha enteresan. Evet, bu su hani, Bir dakika şu an yani, taptaze bir bilgi. Kimden yani, duydun? Bugün, usta? E, galiba Nuri Eroğan e, Bey'in oğlu yani o zamanki bugün e, belediye ha. başkanı. E, Sen bu arada bana 63'te Adalet Partisi'nden İstanbul'u evet, kazanan evet. Nuri Eroğan'ın oğluyla bugün konuştun. Bugün konuştum. Tam aktif tarihçilik önce. bak üstad, yani, aktüel tarihçilik. Çünkü bilgimi tazelemek istedim ben. bir genel Buraya olarak, da gelmeden değil mi? Kendisi de e, bana hem dokümanları gönderdi hem de e, Akis dergisinde Metin Toker'in ya bu bir rezalet. Bunlara verilir bitti daha. Hayır. Mi? Yani bu rezalet. Bunu CHP taşıyamaz. Bir seçim yenilensin diye bir yazı yazdığını bana yani söyledi ve gönderdi. Yani CHP'li adamın kazanmasına kızmış. Gidiyor e rezalet yani. Çünkü şöyle kazanıyor. Demokrat tutum alıyor yani. Metin evet Tuker. evet. Oo, Metin Tuker bak Tuker çok ilginç. Bazen Doğrucu Davut tarafı tutar. Tabii değişik yani, bir adamdır Mete Toker. E, böyle çok partizan gibi görünür. Evet. Demokrat Parti'ye yaptığı muhalefet e, affedilir gibi Orkuştu, değil. Evet. Çok Hani Sert. Acımasızca bir muhalefet. Acımas, acımasız. Ama bazen de böyle doğrucu davutlu tutar ve bunu şey yapar. Yani orada diyor ki e, bunun hakkıydı. Bu şey e, Nuri Erdoğan'ın hakkıydı. Şimdi bak, mesele şu. Bak, çok önemli bak tarihe detaylara inince e hiçbir zaten bir şey göründüğü gibi değil, değil. midir? Yani bak geneli herkes biliyor. Mesela ben de İsmail İsmail Kara, Abdullah Cevdet'i bir hepimiz ne biliriz? Ateist, bilmez. Pozitivist. Ya. ya Abdullah Cevdet şey ölünce, meşhur Muhammed Abdu ölünce büyük bir adamdı diye yazıyor. Yani bizim düşündüğümüz gibi. Aynı cinsen değil. de o yüzden. Ya Muhammed Abdu İslamcı tabii. Sen seni anlıyorum. Evet. Sen İslamcılara karşı aynı yerden besleniyor. <gülüyor> 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 Muhammed Abdu falan yazar. Ama Muhammed Abdu İslami kesimde çok itibar edilen bir adam. Hiç de itibar yani, Sen etmiyorsun şey canım de. sen de. Yok. Muhammed Abdu İslamcılığın kurucusu diye bakı. Ehl-i sünnete göre Muhammed Abdu da Cemalettin Afgani de sapkın kişiliklerdir. Tamam doğru. Çünkü, ama, ama dünya göre. İslamcı ekole göre Ali Bulat çok severdi ya Muhammed Abdullah. Beni Cevahir Afgan değil, değil, de Muhammed Abdül Sever. Evet üstadım devam edelim. Ali Bulaş deyince evet. şimdi damarını kabartmayalım. <laughs> i̇nşallah, i̇nşallah programın sonuna kadar bu anlatmayı <gülüyor> başaracağım. <gülüyor> 60, 60, <gülüyor> ben, bence bitiremezsiniz hocam. Nuri bile bitiremeyeceksiniz. Hayır. İddiaya Nuri Erdoğan bak çok önemli. Süleyman Demirel aday olmayı düşünüyor. Doğru mu üstadım? Süleyman Demirel aday olmayı düşünüyor. Evet. Fakat sonra parti kurulu bunu onaylamıyor. Şey Nuri Eroğan'a veriyor. Nuri avukat. Kendisi aynı zamanda Evet. Denizcilik Bankası'nın hukuk müşaviri. Evet. Yani dışarıdan hukuk müşavirliğini yapıyor, avukat. Kendisi yetiştirmiş bir insan. Ve seçimi kazanıyor. Yani yaklaşık olarak şeyden yüzde %40 beş gibi bir oy alıyor. İzmirli. İzmirli. Şimdi bak, evet. Doğru, evet. Yani yüzde otuz gibi de CHP alıyor şeyden ve açık farkla yani bir on puan kadar fark atarak kazanıyor. Yasal bak, sürede istifa etmediği gerekçesi. Şimdi bunun Uyurluyor arkasından o. CHP bu seçimi kaldıramıyor çünkü daha 1965'te değiliz. Henüz daha 63'teyiz. kabul edemiyor. Ve gibi. daha 27 Mayıs hava sürüyor. Sürüyor. 61 seçimlerinde eh yani tamam. Bir şekilde Ali Boğaz Başgil kafasına silah dayanmış hadi demişler ki ve o dönem İnönü, askeri vesayeti kral yaşanıyor. Yani o, bütün milletvekilleri korkudan titriyor. Biliyorsunuz bir parti liderleri toplanıyor. Thompson'da evet. askerler aynen, önlerine evet. bir mutabakat e, protokolü ko koyuyorlar. Bunu imzalayacaksınız. İnönü'yü destekleyeceğinize aynen, dair. Aynen, Yoksa aynen. ihtilal olacak. Onu Ferro Bezbeli çok anlatırdı. Yani, yani o, o binbaşıların gelip milletvekili... Evet, inanılmaz bir şeydir o. Çok haklısın. Gerçekten o e, 61 darbesi, 60 darbesi kadar önemli bir hadisedir. Aslında askeri vesayetle başlangıcı 1960-61. Biz 60 ile 23 e askeri vesayet dersek doğru değil. Demokrat Parti aslında bayağı güçlüydü. 27 Mayıs'ı öngörememek gibi büyük bir hatası olsa da yani mesela bir 1956'da bir Demokrat Parti milletvekilinin üzerine asker sopası pek yoktu. 60, 62'de vardı. ve Demirel hep vesayetle yaşadı. Asker korkusuyla, 60, asker sopasıyla yaşadı. kadar? Da 69, 71 yani şuna kadar sürekli bunu yaşadı. Hatta 80'ler, 90'lar, İhtiyar yani, işte, Erdoğan'a kadar. Dolayısıyla bu Nuri Erdoğan seçimi kazanıyor. Seçimi kazanınca CHP e, merkez ilçe olan Emin itiraz ediyor İ, İlçe seçim evet. kuruluna. İlçe seçim kurulu itirazı reddediyor. Evet. Detay veriyorum. Bak, ilçe seçim kurulu itiraz reddediyor. Aynen şeydeki o, gibi. Bunun üzerine... Sen de programa gir yalnız. Programın dışında bak, 31... bak sana tepkisi var. Ne sen, konuşturmuyorsun ki? Ne ya, yapıyorlar? <laughs> Hayır ama Mustafa <laughs> Armağan'dan sonra, sonra abi, sen söz verdi. Sen yorum yaptın. şunu bir O bilgi. Sen bana sıra geleceğine... Ama o bilgi, ama, de, bilgi yine... ama o bizim konumuz. Hocam ben dinlemeye razıyım Evet ya. üstadım devam <laughs> edin. 63'te sonrasında... Şimdi ikinci aşama il seçim kuruluna gidiyor. İl seçim kurulu şeye karar veriyor. Ee, seçimin yenilenmesine. Yok seçimin yenilenmesine değil. Normalde seçimin yenilenmesine karar verilse sonuç yine aynı olacak. Hatta belki daha açık Peki, yarın, sayın, kazanacak. Ee, şeyin aldığı, Nuri Erdoğan'ın aldığı oyların iptaline yani onun seçilmemiş olduğuna hükmediyor. Bunun üzerine Nuri Erdoğan kalkıyor. Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruyor. Evet, doğru. Yüksek Seçim Kurulu da uzun şeylerden sonra müzakerelerden sonra Tabii 2019'a benziyor bu. Oyun <laughs> şey, ters oldu, oldu, oldu. orada. Oyunu evet. iptal ediyor. Yani hmm. Nuri aldığı oyu iptal ediyor. Sen şöyle mesele, Denizcilik Bankasından geç, e, geç istifa etti. Denizcilik Bankasında çalışmıyor. Denizcilik Hukuk Bankası, müşaviri. Hukuk müşaviri. Şimdi diyor ki Nuri Erdoğan itiraz dilekçesinde. Ben avukatım. Devlet memuru değilim. değilim bravo. Bir. İkincisi Denizcilik Bankası özel bir kurum. Evet devletin de içinde katkısı olmakla birlikte kurumu. Özel kanuna Aynen. göre, evet, özel doğru. şirket kanuna göre kurulmuş bir kurum. 3 Ben orada memur değilim, işçi değilim, personel değilim. Dışarıdan hukuk müşavirliği yapan birisi. Ben bahane, bahane, belli. Dolayısıyla bu beni kapsamıyor diye savunmasını yapmasına Yapıyor. rağmen neticede e, ondan alınıyor mazbata. Şey veriliyor. Zaten hiç mazbata verilmiyor galiba. Doğrudan doğruya Haçım İşçan'a veriliyor. Şimdi dolayısıyla... Ve Metin Toker itiraz ediyor. İlginç Metin şey. Toker Akit gazetesinde Akit. bir Akis. yazı yazarak... Akit i̇şte dergisinde. Diyor ki bir, bir rezalet. Şimdi Adam bu kadar oy almış. Yani yüzde 45 oy almış. Şimdi bunun üzerine sen nasıl oturabilirsin? Hangi yüzde onun yerine oturup da belediye başkanlığı yapacaksın? Haçım sevmiyor da olabilir. Metin Toker çok Bunun diyor <laughs> yenilenmesi lazım. Seçimin Enlenme. yenilenmesi lazım. Ve seçim yenilenseydi... Çok daha açık bir fark. var. Fahli Rıfık Atay ne diyor diyeceğim ama takip etmediler. Yani, dikkat etmek lazım acaba. O ne diyor? Yani, çok güzel bir konu. 63'te ki bu olaya dönemin aydınlarının tavrı ne oldu? Çok ilginçti. O zaman da çok anlı çaldı. Köşe yazılır. Yani, Bedir Togez'den şans eseri gördüler herhalde. Şu Nuri Erhan'ın ee, oğlu oğlunu söyledi. Nuri Erhan'ın bir o... şeyi oldu bana. Bir yazı daha yollamış. Onu da en son... Oğlu mu? E aslında Doğru. bir kere evet, yani... olur, burada ya Nuri Aran'ın oğlu. Yok, böyle olabiliz, yapalım ya. Çok olabiliz. Hatta bizi de seyrediyoruz. Seyrediyor mu? Karşısında. Vallahi bir yapalım <laughs> ya. Bunlar bilinmeyen şeyler üstad ya. Evet. Yani burada... Hayır biz mesela şey söyledik ya senle. O da çok insanlar şaşırdı Mustafa abi. Hangisi? Şey... Ya 1970'li yıllarda Kemalistler uzaklaşıyor CHP'den ve hatta 77'de Hilen böyle neredeyse Adalet Partisi'ne yanaşacaklar. Biraz din olmasa Adalet <laughs> Partisi'ne. Şöyle partide. diyor. <laughs> Abi, Metin Toker şöyle diyor. Efendim, e, akıl için yol diye makale var. Akıl hmm. için yol vardır. Var olduğundan dolayıdır ki Haşim İşcan İstanbul Belediye Başkanı kalmamalı, bunu kabul etmemelidir. O yolu tutmadığı takdirde kendisi itibar kaybedecektir. Partisi itibar kaybedecektir. Üstelik aynı seçimde teşekkür etmiş olan Belediye Meclisi için de Her an huzursuzluk çıkacaktır. Şare demokrat çare ancak bir tavır yenilenmesi ve İstanbul halkına sesini duyurması için gerekli imkanın verilmesidir. Tam bir demokrat davranmış Allah bravo. E, onun için bu e, bazı kişiler için hani de mesela şöyle o zaten şu tekli bir yafta yapışıyor. Yani bu bence ben okuduklarımdan çıkarttım. hani hangi döneminde söylemiş hangi şartlar altında söylemiş ne zaman söylemiş yani bunlar çok önemli oluyor. Yani mesela... bari Rıfkı Atay'ın mesela 1957 yılında ya da 56 yılında e, yazdığı bir şey var bir yazı var. Müthiş. Ben onu Küller Altına Yakın Tarih kitabının sonuna olduğu gibi aldım koydum. Şunu söylüyor Mustafa Bey. Ee, bir arkadaş ölmüştü. Mezarlığa gittik. Okumuştum kitabını. Bir evet. baktım diyor mezarlıkta. O tarafta eski mezar taşları. Muhteşem güzellikte, estetikte. Bir de Cumhuriyet Devri'nde yapılan mezar taşları var. Eciş müciş. Hatırlıyor evet. Biz yeni mi ölmeye başladık diye düşünmeye başladım. Çok güzel, Aynı zamanda edebiyat adamı da bu doğru. Yeni oldu. Mi da. yani daha önce ölmüyorduk İzlektin da. Zeytin işte. daha romanı da. E apartmanlar da öyle ya. Apartmanlar Cumhuriyet e, şimdi döneminde bu daha Mesela bir öz eleştiridir. Abi yani öz eleştiridir. O bu kadar Cumhuriyet'in kazanımları konuştuk. falan diyemezsin. Ben seninle konuştum. Rıfkı'nın yani. İzmir yangını ile ilgili de çelişkili ifadeleri de olsa. Çok mesela Mustafa Albayrak'ın orada güzel tespiti vardır. Rasim dedi bir gün hatırlıyor musun? Şevket Süreyya dedi. Sırf yalakalık yapmış. Tabii. Fahir Rıfkı öyle değil. Niye? Fahir Rıfkı çünkü Atatürk'ün aynı zamanda arkadaşı. Tabii. O özgüvenle geri geliyor. O, Kanka Ben hep diyorum, onu... bugünün Kemalisti Çankaya dikkatli okusa memnun olmaz. Tabii. Çünkü <laughs> bayağı bir öz real. Mutu yazmamalıydı. Mutu diyor. yazmamalıydı tabii. diyor. Yani. İzmir'de diyor. Gayrimüslimlerin evinin yanmasından mutluluk duyduk diyor. Ya bu nasıl bir dürüstlük? Yazmış. Sonra diyoruz başka ifadeler de var tabii evet, de diyor, yani, karışık. yani yani karışık ee, duygular çıktı. Koskoca diyor. Büyük taarruzu kazanan. Gazi diyor bir kaçak katı yıktırmayı başaramadı diyor. Evet. Şimdi Şevket evet. Süreyya'm bakarız. Ama Şevket Süreyya tek için... adam da ki ben tek adamı da severim ama sen deyince düşündüm çünkü ben Bro, lisede okudum. Tam okumuştum. bir bak hocam, hiç böyle eleştiri yok ya. Hocam tabii daha iyi bilir. Büyük tabii bir, olur, bir romancı, olur. büyük bir e, yazardır. Şevket Süreyya çok, çok büyük. Adatçı, gerçek adam Türkçü değil. Değil canım, ithaatçılığı var, Fransızca var. De, komünistliği ki... var. Bakacı dolu olduğu için fayırıp hiç hiçbir zaman tutuklama tutuksuz. Çok güzel analiz yaptın. Bak Pali Rıfkı'nın tutuklama korkusu e hiç olmamış. Kim tutukluyor Fahri Rıfkı'yı? Şevket Süreyya hapisten kurtarılmıştır. Tabii, 15 yıl yemiştir ya. Ve çok enteresan hocam e, işte e şimdi, diyor. İskilikli Atif Efendi rahmetli. Yer, o idam alırken o da orada yargılanıyor. Yani aynı gün ceza alıyorlar. Biri idama mahkum oluyor. Bak, çok Gördüm güzel bir gibi. şey yakaladın. Onu da sen yakaladın. Bak ben o, Gerçekten o şey. Rıfkı'nın çok... özgüveni onda inanılmaz tespitler yapma iyi sağlıyor. Bazı şeyleri bir tek o söyleyebiliyor. Evet. evet. Bazı şeyleri Ayrı o dönem çok... bir tek o söyleyebiliyor. Şerbetli derler ya. Yani düşünsen o dönem Nazım Hikmet dese ki bu gayrimüslimleri kovdunuz öldürdünüz. Ya, hayda adamı Ermeni, 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 propagandası yapmaktan tutuk. Ya sürdüler zaten yok ettiler. Evet. Nazım Hikmet'i Sabahattin Ali'yi bunları e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni okudun. Çankaya'yı okudun ama sen. Okudum tabii yani. hepsini okudum. Abi Çankaya'da yani ben yani. Çankaya'yı gerçek... ok Çankaya okuyup da Kemalist kalabilene ben şaşıyorum. E ben hani yani, demin dedim ya. Hani ben dedim ya ya hani bu şeyler Mesnevi İbn Arabi okumamalı diye. biraz elitisi yani. Çünkü anlayamıyor. Bugün ben ben, bu taraftayken kaç defa yazdım. Dedim ki bugünün Kemalisti Çankaya'dan memnun olmaz. Evet. Bu laf bu. ben Mesnevi için de yani Mesnevi de bugünün ben tanıdığım o bugünün modern kafalı Müslümanı ondan da başka şey çıkartır. Çıkartıyorlar. Çıkartıyorlar zaten. Ama Çankaya olayında, yani Çankaya Yılmaz Özdil değil abi Çankaya. Değil mi üstadım? Yani Çankaya kitabı, ben mesela, ben şöyle oğlum. Ben Çankaya'yla, ile ailem de Atatürkçüydü ya, farklı bir Atatürk sevdim. ben orada, benim için Atatürk kutsal olmaktan çıktı. Aslında Çankaya kitabı. Yapmaya çalıştığı da Tek adamı yani. da ben öyle düşünüyordum ama sen deyince yeniden okuyacağım. Tek adamı da ben Tankaya çizgisinde görürdüm ama suyu senin arayan dedi, senin dediğin adamı adam Çünkü şeyde, suyu arayan adam başlıyor. Çünkü suyu arayan adam başlıyor. Çünkü suyu arayan adam başlıyor. Çünkü adam zaten Çünkü suyu arayan adam onları biliyorsunuz Ustad, e, bir tokat adam Ben duyuyor. size bir şey daha söyleyeyim. Yani bir de kitab... çağdaş biyografi. Övmek zorunda kalıyor ha, işte. adam başlıyor. Çünkü suyu arayan adam başlıyor. Çünkü Atatürk'ü Batı ülkelerine savunmuş bir adam. Kendi ülkesinde Atatürk'ü her seferinde savunmuş. Her seferinde Türkleri savunmuş Kim? Türk, Andrew Mango. Ha Mango. Atatürk kitabı bence çok objektif. Evet. Şu ana kadar yazılmış en objektif. E, şiraf, objektif. yani. Hayır Oscar falan. Atatürk, Andrew Mango Atatürk biyografisi. Bak okuman lazım senin. Türkçe çevrildi, Remzi kitabı bastı. Mükemmel. Hatta efendileri büyük problem yaşadığı olay orada yazıyor. Afedirhan meselesi. Andrew Mango çok dürüstçe hı hı. yazıyor orada. O yalnızca bir şey olmaz. Kayınçoma köpe oldu deme hakkı i̇şte bana i̇şte ait. Orada tabii bir neyse Süleyman Yeşilyurt'ta biraz oturdu. Hocam bu <laughs> <o> konu 20 <laughs> sene daha yakalanmış. Ya. Hiç girmeden. yapma bir şey. Neyse tamam hocam. 50 <laughs> sene <sorarım. gülüyor> Burada da Burada da beni faydalım gibi diye bak. Ben yine yap diye demeyim. Ab torununu çağıralım onu konuşalım. <laughs> yani, abi bir gün <laughs> Mehmet Sadık Öke'yi de davet edebilir miyiz? Ya çok çok. Ben çok 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 çıkarttım. Hocam onu davet edelim. Akit'te konuştuk. bir gün onu çağırdım Akit TV'de birkaç saat konuştuk yani bu meseleleri. Ya bir baktım Latife teyzem, Latife teyzem, Latife teyzem. Kim dedim bu ya? Latife Baktım ki Latife Hanım yeğeniymiş. Şey bizim yayla Barış Arkadaş bağlandı. O buna bağırdı falan. Sen görmüş, hatırlamıyor musun o yayı? Beyaz TV'de. Ben Barış Arkadaş'ı kendimi kendime evet, bağırdım. Sen de öyle sen de bağırdın. <laughs> Üstad yine döndük. Bak tarihin işte nereden geldik? Hocam bitirsin ki bana da sıra gelsin. Ama bak senin... o bitirdim. Ama senin tezine geldi. Bak Şevket Süreyya dedin o kitabı sen yeniden yeniden okuduğun için yani son 1-2 hafta şu anda içinde Şu de var. Evet. Şimdi bak İs İs İsmet Paşa o İ İsmet hiç, piyot, ikinci adamın İsmet, üçüncü cildini şu anda bitiriyor. İkinci adam daha iyi kitap. Evet. İkinci adam da daha, o... daha objektif bence. Bak en sona bırakmıştım. Düşman oldum sonra. Enver işte e, 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 Paşa da iyi. Evet, Ember, üçü de iyi. Ya, Menderes'i daha okumadım o da iyiymiş. Tek adamda biraz Benderes. şey var yani. Hani Refah Partisi. Ya ben neresi dramını diyorsun? Bak neredeyse Mevlüt yazarak başlayacak yani. Yani o gün ya. bir başka güneş doğmuştu falan. Ben e Bir şey diyeceğim. Tayyip sonradan Erdoğan sonradan Erdoğan'cı olanlar da biliyorsun daha şeydir. Bizim ekran. Hepsi yanlış bunlar. Biz Sen bir demiyorum. beşere, bir kula, Ek, doğaüstü, sonra Sonradan Erdoğan'cı olanları daha çok çıkarttırıyor. Niye? Bir insanı yiğit dersin, korkusuz dersin, cesur dersin, başarılı dersin. Ama <laughs> insan de, olduğunu... Bize de ne diyorlar? Yo izleyiciler. Işte. Ya bu barometre programında konuşulanlar hiçbir yere konuşulamıyor. Doğru. E biz de biraz o özgüvenle konuşuyoruz yani. Çünkü iyi niyetimiz iyi. Bak ben neler diyorum. Orada o adam yalakalık yapmak i̇şte 2017'de Erdoğancı olmuş bilmem ne. Hı. İkinci adamı Sevgi da ısmarlama yazmıştır. Öyle midir? İkinci tabii. E, Menderes yaparım. kitabı da ısmarlama. Yani o Ama o Menderes kitabı yayın evinin ısmarlaması değil miydi? Ama suyu arayan adam orijinal bir kitaptır. Hayır bir dakika i̇şte, herkes... Kasasında tarafı... çıkıyor biliyorsun Menderes'in darbe yapıldığı zaman onu dışarı çıkarmamış. Yani parasını vermiş, kasasına kilitlemiş. Ha Menderes'in isteğiyle mi yazılıyor? Evet, evet, Aa bak çok önemli, bunu bilmiyordum. Adnan yani. Evet. ben tabii e, senin gibi işte usta tarihi çağırınca ben sevgi Süreyya aynı zamanda bestseller yazar olduğu için evet. dönemin kitap evi para verip de Menderes'i de yaz dedi. Yok, yok, Halbuki Menderes hayattayken ismet evet. Adnan Bey biyografisini yazdırmış. Ama yayınlatmıyor. Yani. Niye? bilmiyoruz. Yani kasada o Yani o zaman 59'da sonra... yayınlansaydı Menderes'in dramı değil de tabii Adnan o... Menderes. İşte tüm ülkeyi belki kalkındıran adam. Belki de o yüzden, yüzden Şevket Süreyya yazsaydı <laughs> da. Menderes'in dramı yani kaçta yayınlandı Üstadım? Hayır yani. Üstadım kaçta yayınlandı? giderdi. Bir şey Tabii Bak, Al... 59'da Menderes biyografi çıksaydı tabii giderdi yani. Menderes'in dramı kaçta yayınlandı Üstadım? 4 falan gibi sanki yani daha. Tabii, bakın. 60'lı yıllarda hepsi. İlginç bir şey var ilginç bir şey daha var. Tarihte. Sultan Hamid'i destekleyen bir aydın olmadığı gibi ben ne diyorum o dönem sizler de yaşasaydınız. yok örneği yok. Ya atmosfer herkese ele geçirmiş. Bir örneği yok. Bir örnek daha var üstadım. Yok mu hocam 27 Yok bir tane yok. Bir örnek daha söyleyeceğim size. 27 Mayıs'ta da Demokrat Parti'nin doğrudan vekilli falan olmayan bütün aydınlar çok şaşıracaksınız. Sen biliyorsunuz üstadım. Ali Fuat ay başta 27 başı destekliyor. Sonradan zulümler artınca hmm. dönüyorlar. Halde edip destekliyor başta. 2-3 ay sonra diyor ki siz rezilsiniz. O halk günkü Aydınlar... abi, halk var. Doğru. Halk o dönem bugün halk var. Bugün gerçekten bir halk var. 15 Temmuz'da kendini gösterdi. 27 Mayıs'ta bugün anki anlamda halk yok. Tut. Etkileşim, ah. etkileşim, imkanı yok. yok, yani. yok Hatta nerede bulacak bana göre asker... seçim olacak da seçim meydanında birbirini ya Asker ya. Korkuyor, bütün, korkuyor. Bütün anıları oturdu. Ben de nacizanım 27 Mayıs uzman sayılırım. <laughs> Hepsi korkuyorlar. Salim Başol korkuyor. Benderes de okur diye. Adnan Beyinde de Tayyip Erdoğan tam zıddı bir insan olması. Biraz Sultan Hamit de öyle maalesef. İki, ya astıkları gün korkuyorlar. Numayiş olur diye. Sıfır. Ben üstad onu sana göstereyim. Bana bir o dönemin Arjantin Büyükelçisi'nin ülkesine yazdığı iyi bir tarihçi dostum göstermişti. Menderes öldürülüyor. Hiçbir tepki olmayınca adam hayret mi diyor. Hayret ediyor? Hayret edip bir de bizim yani halk bizi hepimize ağır hakaretler ediyor. Bunlar nasıl bir halkla bir, bir buçuk sene önce bu adam adeta tapıyorlardı. Bugün bir kişi çıkmadı. Ben bu işte ağır laflar ediyor. Şimdi söyleyeyim Ben bu ülkeden gitmek istiyorum diyor okuyunca adam hak veriyorsun bir anda. Hani Besir bir lafı vardı ya. Ben diyor Türk milletini 27 Mayıs'a kadar birinci sınıf, 27 Mayıs'a sonra ikinci sınıf millet görür. Çünkü o olaya hiçbir tepki göstermediler Yani ama Besir Tüm'ün de bence acımasız davrandı Çünkü o zaman yani bugünkü anlamda halk yok. Ama iki ne? O günkü acemilikle yani bütün aydınlar ya. Ya yani Peyami Safa falan diyoruz. Sağ aydın. Yani hiç söylemiyor. Orkudan dolayı yani 12 Korku da değil abi 27 Mayıs'ta bir tuhaf bir bıkmışlık var. İsmet Paşa'nın bileği var. Bazı zaman onun doğru olduğunu düşürmüştü. Biz de devam etseydik biz de bir darbeyle gidecektik diyor. Ya, bu darbe olacaktı diyor. Zaten Size asker denk geldi diyor. 1950'de asker Menderes'i gelmesine Olumlu bakıyor önce. Bak. İçe yok gen istese, gen istese, gen yani. 40 ben şeyi öyle. azından bir bir kesim öyle. Tabii tabii bir kesim öyle şeyde de, 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 şeyde, al Bay Kurtbek falan var. Seyfi Kurtbek falan yani. Lütfen. Ucun ismi neydi bizim? O Talat kitap anılarını, hatıralarını okudum. Tamamlayamadı. Orada e, şey yapıyor. Yani Menderes'lere daha doğrusu demokrat var. iktidara gelmesine olumlu bakan Enel bir kurmay, kesim var. Genel Kurmay dar bırakmayalım. Ha hiyerarşi diyorsun e, sen. Ama tabii. işte bak Menderes orada Menderes geldi. Menderes hepsi göre, hepsi görevden alıyor. İcraatı odur. Bak, Abi, e, büyük, büyük e, olaydır şey, kanun, kanun, sonra yani ezan tabii. kanunu daha sonra çıkmışlar. İlk şeyi 5000 bin kadar e, subayı Haklı. Onu yani yapmasaydı. Haklı. Bunu yapmasaydı, Onu yapmasaydı. sene. Ama orada şu. De ama orada şu yani kalmayacak. Şu yani. kanaat Orada bir tip zımni İsmet Paşa'ya da şu var. İsmet Paşa'ya da. İsmet Paşa bence şunu. Bir kere İsmet Paşa'da bir türlü konuşulmaz Atatürk'le ilgili bir şey vardı. Yani İsmet Paşa mı daha Atatürk'ü Celal Bayar mı? Bence Celal Bayar. Tabii ki Celal Bayar. İsmet Paşa bak şey gibi. Sen demin dinliyorum. Biraz Celal Bey'e kötülüğü. İsmet Paşa Fahri Rıfkı gibi Celal Bayar şey gibi. Helal Bayar'da bir korkunç bir i̇şte Atatürk Ar şeyi var. Çünkü. Paşa, İsmet Atatürk Paşa Atatürk'ün bir şey yapamadığını abi. yapmak istiyor. Yani gerçekten görüntüde de bile olsa Daha bir demokrasiye geçmek. Sahip bir de dış desteği Bize, bak, var bak. Bunu söylüyorum. sen söyleyemezsin ben, ben söyleyeyim. Bak, bak, bak. Öldüğü zaman o başbakan. Tabi. Yani o Ozan bir. Tabi tabi. Bir de üstad, bak. bak ben yine söylüyorum. İs İsmetin o Ben bu konuda ayırmış. ben bu konuda Türk sahanın Atatürk habire yalakalık yapıp İsmet Paşa ya vurmasından hiç hoşlanmadım. Ne yapsın? Hatta, e bir kanun var. Kar bak. Ben, ben bir yazı yazmıştım üstad. Sen hatırlam, İsmet Paşa Atatürk'ten daha sağlıyordu. Hemen sabahın demin daha kolay aradıydı. Dedi, bu sen bu bu yaşta 28 yaşındaydım o zaman. <laughs> Nasıl bunu yani çok şey bir yazı çünkü İsmet Paşa daha sağlıyordu. Niye? Yani ben İsmet Paşa ölmekten değil. Şundan. Bir kere İsmet Paşa bırakmak istemese bırakmaz. Öyle bir tarihsel bu, batının zorlaması var. Palavraya. vallahi palavraya. Salazar gibi devam ederdi. Bir yerde patlayabilirdi. NATO'ya girebilir miydi? Mi? Yani NATO girebilir miydi? Ya bir Portekiz İspanya gibi der. İspanya ile Portekiz NATO üyesi olmamakla bir nevi batının içindeydi. Ama girmek iddi. istiyor. Stalin tehdit ediyor. 1945 olayını unutmayın yani o. Ya sen adam, mecburiyetten, sen de mecburiyetten de, bıraktı evet, diyenlerden. De, mi? Ya Yalta'da anlaşıldı İsmet Paşa şey. kim ya? Atatürk belki ne yapardı? Ee, yani o, o da. O da, o o da uyardı. Uyardı. Atatürk O da yardı. Konjektür uyardı. Atatürk NATO'ya NATO'ya gireceğiz diye iktidar birine mi değerdi? Eğer gerekiyorsa NATO'ya da girerdi. Gerekiyorsa. Çünkü bak Hatta o Türkiye Atatürk NATO direkt NATO'ya girmek isterdi de onu ne yapardı bilmiyorum. Nyon. O Nagihan Hanım'ın teziydi. Bu Niyon. Tartışmasız. Batı, batıcıydı yani. Bu Nyon Konferansı'nda İngiltere'nin tarafını tuttuğunu biliyoruz. Hmm. Yani o tarafın e, tezlerinin kabul edilmesi için hatta o arada mecliste bir oylama yapılıyor. O oylamayı baskın şeklinde gidip engellemeye çalışıyor. Yani İnönü muhtemelen kendisine, e, kendi tercihine yönelik bir netice almak için oylama yapmak istiyor. Mustafa Kemal baskın yapıyor oylama bitmiş gittiğinde. Ama mesela işte darbelerde de biz Şimdi... NATO'ları atmadılar. Normalde darbelerden sonra teknik olarak NATO'nun şartnamesine bak. Ne atmaları lazım? Yunanistan'a attılar. E atmadılar yani. Ama şey gibi... en başta zaten biz NATO'ya, Senato'ya yani ya bağlıyız. NATO'nun doğru yani. Yani. ama üstad işte İspanya ve Portekiz gibi 75'e kadar Batı'nın parçası olup bu diktatörlüğü yaşatabilirse Yaşatabilir, yaşatamaz. İspanya, Portekiz o biraz uzak. Yani bizim pozisyonumuz Sovyetler Birliği'nin hemen ağzındayız. Yani dolayısıyla Türkiye'yi ama o, kadar o zaman kolay O günkü yani. güç dengeleri <laughs> açısından İsmet Paşa bırakmasa bırakmaz. Ben ona inanmıyorum. Ben bırak. Ee, ben, o de, günkü, ben de Mustafa Bey'e katılıyorum. Evet. Yani, NATO mecburiyetinden yani, mecburiyetinden dolayı elinde değil. Yani anti İsmet şeyinde O da kararları Kasım Gülek veriyordu. Ya, ya o, de süre, o, 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 o Bak o gün şeyde çok de işte güzel anlatıyor Nihat Şimdi. Subaşı. Nihat Subaşı Ulus Gazetesi'nin yazışları. Tüm CHP vermek istemiyor. Genel Kurgu. Ya bugün o günkü devlet Askerler vermek geliyor. istemiyor. Asker Söyleyin. istemiyor, polis istemiyor. Bir düz kurul düzen var. İsmet Paşa Ulus Gazetesi'ne Nurettin Artan var o zaman. Nurettin Artan arıyor en sonunda. Bunu anlatıyor Nihat Subaşı. Ya da Demir da var. Yazı evet, bravo. Ha, efendim? Toplu İne diye yazı yazar Nurettin Artam sen ta, arıyor en sonunda. Sayın Mustafa Albayrak. İsmet Paşa uğraşamıyor. O kadar insan bırakmak istemiyor ki. Ya o gün tabii yok, yok hangi da. Nurettin Artam diyor. Derhal manşeti at. CHF o zaman iktidarı devrediyor. O manşeti İsmet Paşa attırıyor. Yani tam zorla Şimdi senin anladığın bir konuda ya, söyleyeceğim. Atatürk, biraz biraz renklendiriyorum. Şimdi Ali Koç ben dedi istifa şey, yeni dönemde yokum dedi. <laughs> ya kardeşim adam geldi. Ay şu Ali Koç ya, yani gör olmazsa devam edecek göreceksin. Bu, ya ne yaparsa yapsın samimi değil. Aynen. Ali Bey dedi ki ben dedi Haziran'daki seçimde yokum aday değilim dedi. Onu bugünden söyledi ki şampiyon olamadığında arkasından teneke bağlayarak göndereceğim. Bir dakika ya bak bir soru sor bir sorusu var Mert Umut demişin. Menderes asılınca hastanede orkestrayı susturan bir İngiliz gazeteci var. Bunu Mesut Yok anlatır. ben de kim olduğunu bilmiyorum. Sen biliyor musun bu hikayeyi? Yok. Park Otel'deymiş bir İngiliz gazeteci. Asıldığı günde orkestra çalmaya devam ediyor. Demiş ki ya bari orkestrayı susturun demiş. Ya. Siz nasıl insanlarsınız demiş. Yani şey gibi Fevzi Çakmak'ın cenazesinde Heh. oyun yani havaları çalmalı. Patronluğunu devrettiği Amerika'ya söyleyecek. Menderes'in yani asılmasını demiş Amerika tamam İngiliz gazete edeceksin ki bu orkestrayı bile susturamamasının bir sebebi var. Menderes'e sessiz kalmamızın bir sebebi var. Büyük patron öyleyse hissediyor. İngiliz ya Türkler bayram ediyor. Ya yani CHP'li Türkler. CHP'lere diyor millet bayram etmiyor, ediyor. Millet, millet kan ağlıyor. Millet ayrı. Abdülaziz Hayır, gibi Abdülaziz'in şey şehir dediğinde yani, kan ağlamıştır. Türk milletine bir laf etmiyor ki. Oradaki tamam. ben hani o ise bilmiyorum Bir, Park Bir avuç elit soy şey diyorsun seçkin bir insanı diyorsun. O bugünden söylüyoruz. Ben, Ama o gün o ben, gün itibariyle Hiçbir Maalesef, bir millet ferdi sevinmemiştir. Sevinmedi de iyi bir silah veremedik yani. Fanatik cevap Bak fanatik cevap veremedik. silah Veremedik. 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 Ya milletin öyle bir gücü yok ki. Ya, ya. demin halk yok. Halk şey halk söktüm. yok ha. Tamam halk öyle bir Halk tırnak gecinde sümsük. Sen, Açık 15 ay, Temmuz'daki ay, halka... Ay, ha, öyle, ha 15 Temmuz'a... Sümsük de, de hani, ne diyelim üstad? Hani yumuşak... Organize olamamış bir halk. Yani şimdi... Evinde ağlıyor. Şimdi dediğim gibi... Evinde ağlıyor. Kanatlamıştır millet. Abdülaziz ağladığı gibi. Bütün Türkiye'de... Ama %40 falan da seviniyor. Türkiye'de... Türkiye'de... Yani gerçekçi olalım. I, %40 seviniyor. 40 olmasa bile 30. Il, i̇lan var yani. edilmemiş Ceva bir eder sokağa sevindim. çıkma yasağı var, oluyor bugün. Şey. Evet. Yani ve İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmayan bir günde en az suç o gün işleniyor. Yani 17 Eylül günü. Yani sokağa çıkma yasağı yok. Kimse sokakta yok. Ve suç oranları dibe düşmüş. Kan ağlamıştır millet. Yani ben, insanların mesela, nasıl felç olduğunu. Ustad yani, bak ben hadi diğer kendi hani ee, dedim ya kendi mesela ben İzmirliyim. İzmir halkı ben İzmir de, çok, çok, sever sevdi. Çok severdi. Şimdi ve şey Ulan değil için. ya Konya'da Monya'da değil ya İzmir'de güçlü ya Adnan Menderes. Tabii. Konya'da Monya'da CHP daha güçlü ya. Bunu onlarla bilinmiyor Türkiye'de. Ha. Son 1950 yaptığı... rakamlarını bir koyalım. Ben ilk kabinesine baktım. Ankara'dan ileri bakan yok. İzmir'de 15 Mayıs 1960 bir dingi. Hatta Ertuğrul Özkök ha. 13 yaşında oradaki bulunmuş. Tabii. Orada Ertuğrul Özkök'ün babası da Koyu Demokrat Partisi. Seçimi yapacağız açıklaması. 15 da Mayıs 60'ta rıhtım doluyor doluyor İzmir halkı. İzmir halkı da cahil de değil ya okumuş okumuş ama... Serbest demek ki öyle var, korkmuşlar ya da bilemiyorum. Hayır, çok Abi 15 çok Mayıs'ta çok böyle bir sevgi var. var. Ya 17 Eylül'de biri çıksın ya. Bir çıkın ya. Çıkamaz. Ee, işte Ama Menderes de belki liderlik edemediğinden. E, Tayyip Erdoğan olmasaydı 15 Temmuz'da bu kadar halk çıkmazdı. Şimdi yalnız bakın e, dönemler arasında e, Çok ciddi fark 50 var. sene 60 abi, sene abi. fark olduğunu şey yapalım. Yani iletişim kanalları, telefonlar. %80 köylü bir yani, toplum. 80 değil de 70 köylü. Ev, yani her evde radyonun olmadığı bir dönem. Abi, yani abi, radyo abi. olan evler böyle parmakla gösteriliyor Doğru. o tarihte. Ama bu kadar kolay yapacaklarını askerler bile düşün. Ee, bütün Madanoğlu falan bir diyor. Bu kadar kolay yani. yapmıyor. İnanamıyorlar. Mi? yani. Adam diyor ki ulan ne oldu? Hani bir anda diyelim Mustafa abi bugün çıkartıyoruz. Meşhur bir artist yapıyoruz. Çıkıyor. Ne oluyor? Şaşırırsın değil mi? Üsküdar müftüsü <laughs> olarak. <olabilir. gülüyor> yani, <laughs> ya yani bir anda yani bir, bu kadar kolay beklemiyorlar üstü. İşte, bir direnç bekliyorlar ya. Ama direnci yani o zaman ben çok konuştum. Hatta son demokratlar De, tamam, kitabını hazırlarken. Kitabı. Son demokratlar o kitabı aynı. Şey Yaptım. Yani hep şöyle demişler onlara. Yok idam edilmeyecek bir şey yok, bir şey yok diye. Sarper çok. Hep öncesinde böyle bir hava yaymışlar. Bir anda idam edilince şok. Ben dönüştüm. tabii o dönem ve Mustafa abiden farklı düşünüyorum ama tartışmayalım. Konumuz 27 Mayıs değil. Mesela 27 Mayıs konusunda darbe olduktan sonra Amerikalıların, İngilizlerin tutumu kaypak ve alçak. Ama sonradan Menderes'in asılmasını istemedikleri konusunda samimi buluyorum. Hepsini okudum çünkü. Orada bir adam var. Amerikalıların adamıdır o. Selim Salper. 27 Mayıs Dışişleri Bakanı. Onu Beset Oğuk'la da biz konuştuk. Başladı o da Beset <laughs> <laughs> küfretmeye. Benim lafımı söyleyince ilk düşündü sonra dedik çok doğru. Selim Salper hep onları idare ediyor. Atılmayacak. Merak etmeyin. İngilizlere, Amerikalılara bir şey olmayacak diye. Yoksa Amerikalılar kaç ha. defa hatta bir kenet demiş ki basalım yumruğu Menderes'i alalım Amerika'ya. Yani Pakistan'da bir, o zaman örnekler Nasıl var. ben farklı evet. düşünüyoruz ama bak ben bak ben sana da saygı duyuyorum. Ama 12 ben, milyon lira para çok, almıştır Milli Birlik Komitesi ay, Amerika'da. hayır ama Menderes ya, o, asılmaması konusunda. Uçakla, uçakla geliyor. Hayır evet. bak 27 Mayıs konusunda kaypaktır, alçaktır. Çünkü yani onlar istiyorlar. Yok, yok. İngil Amerika'nın İngiltere Allah bir şey istemeyecek ya. Ya Elizabeth o bu zaman genç. Paşalar. Elizabeth o zaman genç kaç tane veriyor. Bu çapulcu ayklar cuntası basacak. Ay, ay, şöyle, Amerika izin vermeyecek. Öyle. Türkiye o zaman bak Fethullah Gülen'i de canlandıralım. bak. O da bu bilinmeyen bir olaydır. Latife Erdoğan'ın kitabında var. Evet bu bu üzerine durulmayan bu olay. Demir döneminde Fethullah Gülen eğer olabilir. Orada diyor ki Latife Erdoğan'a. Ya diyor inanamadım diyor. Bir albayın diyor koskoca devleti ele geçirmek güzel olduğunu gördüm diyor. Hakikaten de öyle. E doğru. Ya Talat Aydemir dediğin herif biraz cesur olsa. Ya o günkü devleti bugün gibi ciddiye almayın ya. Şey ya. Ömür, Gürcan Alıyor diyor benim. Öbürünün de arkadaşın ismi adı asıldı ya. E, asıldı gitti. Gürcan, Fethi Gürcan. Fethi Gürcan. Ya bakın Gürcan. şimdiki gibi organize büyük bir devlet düşünmeyin. Vallahi Doğru. Talat Aydemir cesur olsa. Ya Fethi İsmet Gürcan zaten olsa, hepsini enterne ediyor. Bildiğin Albay Talat Aydemir, Ceval Abdülhasır gibi Türkiye'nin başı. Tamam ha, ya, baş, başaramaz iki sene sonra da düşer. Onlar Amerika'dan rüzgar gelmese Ama, yapamazlar bunu. Bak, Talat Aydemir. İsmet Paşa ya, gerekli o, süfleleri vermese ha, bak, yapamazlar. Bu, ha, İsmet Paşa'yı Talat Aydemir konusunda dik dur. Talat Aydemir demiyorum. Aa, Talat Aydemir ha, demiyorum. Yedi ben bir şey söyleyeyim mi? Asılmayı diyorum. Keşke Menderes ve Bayar İsmet Paşa'nın 62-63'de durduğu gibi durabilseydi ama orada yine sentezi nokta İsmet Paşa Fahri Rıfkı gibi. Duyup duruyor. Öbürleri hala. Ya bir kere üstad ben ona inanamadım. Yani ben burada rahmetli Menderes'e insan kızmadan edemiyor. Ya harbi yürüyüşü var 21 Mayıs 60'ta. Arkadaş geliyor darbe. Hala bir şey o yok. yok. Ya artık arkadaşım. 21 Mayıs 60'ta yürüyüşten sonra İzmir Paşa olsaydı, Atatürk olsaydı, bak açık söylüyorum, övüyorum şimdi. Lank der, okulunu kapattırır, hepsini tutuklattırır. Erdoğan kapattı, tutuklattı. Erdoğan farkı o zaman. Sultan de, Sultan de, Aynı birinci mi? ordu yürütecekti kardeşim. Yani tabii bugün, bugün, bugün biraz şey konuşmuş, wishful thinking yapıyoruz da. Yani Üstad 21 Mayıs'ta, ben, ben şunu Bayar orada Üstadım. Tenkil. Bak. Tabii. Celal Ökümlüğü Bayar o konuda da Türk sağ. E, Mason diye Celal Bayar'ı sevmez. Ha. İddiaçı. Menderes sever. Halbuki siyasetçi Celal Bayar. Celal Bayar 20 yaş genç olsa 27 Mayıs olmazdı. Doğru. Ha şu da doğru. Celal Bayar diktatörlük kurmak isterdi. Onu kesin yani. O seçim meçimi kaldırırdı. Ama o da beceremezdi. Yani bir şekilde o seçim yapılsaydı. Tarihin akışını değiştirdi. Ama seçim yapılması yap için bütün, diyor, onu bütün dinlemiyorlar. şeyi açıkladı. Yani Seçimin 3 ay içinde yapılacağını. Ondan sonra Amerikan gazetecisi Hocam, geldi İzmir'de ona demeç verdi bu Amerikan gazetecisine. Aa ben de öyle düşünüyorum Yani üstadım. bu eee sen bir tarif... hakikaten yani evet. belki Eylül ayında falan seçim yapılacaktır. Şimdi diyorlar ki CHP gelir miydi peki o zaman? CHP gelir miydi? Gelir yani CHB, gelirdi, gelirdi gibi. Yalnız şöyle yani. diyorlar. Gelirdi gibi gözüküyor. Yok. Ben, Ama 57'de de çok kuvvetli pardon, oy aldı. Katiyen ben ona katılmıyorum. Dev propaganda devam eder diyorsun katiyen gelemezdi. Neden gelemezdi? Hı. 1961 yılında CHP'nin arkasında ordu vardı. Abi. Darbe yapılmıştı. Bir ay önce Menderes idam edildi. Ve seçim ha, ha. ama o bu, abi, seçim bu atmosferde yapıldı. Ama CHP yine gelemedi. Bir şimdi, orada sana ben katılmıyorum. 1961 yılında ha. gel, gelemeyen ben orada CHP asıldı. Gel, gel, bir Bir dakika. Şimdi, e, Devam edelim. Bak bu. Bak, 57'deki CHP'nin oyu kaç üstad? %42. Unutulan bir laf var. Hep biz 77'ye takıldık. Ama 57 ile CHP'nin oyu 42. 50, 50'de kaç? 50'de de yaklaşık 34 falan. 35 yani çok düşük Ama değil. Ama 42 de az bir oy değil. Ama üstadım 61'de de sessiz tepki dediğin o. Sokakta ağlayan yani sokak tepki vermiyor ama sandıkta 61 61'de 36. O yanlış mı hatırladın? E, tamam işte yani. Doğru. Ama 42'den 30'a halbuki o gün bana göre nereden bakarsan bak artık CHP'nin oyu 46-47'leri bulduydu. Yok. Ama bu, bu olabilir ama... O, ama yani 47 defa gelebilir. Belli. O basının üstadın, ve şeyin tantanası. Ama üstadım bak yani ben orada... oraya takılmadım. Menderes asıldıktan sonra halk ne döndü? Yeni bir ya yeni Türkiye yapılar, Niye astıktan sonra seçim yaptılar? Halk korksun ve mecburen kendileri versin, o, versin ters diye. Ters yani o, ters tepti o. Ama ters yani bunu hesaplayamadılar. Çünkü hesaplayamadılar. Halkın, Hocam şey bir şeyde bir... oldu. Rasim belki şurada. Aynı olaydı. şey olabilir. şeyde Şimdi olmadı mı? Menderes asılmadan normal seçime gitseydi. daha çok oyalanacak. Yıpranmışlığıyla Eee gelme ihtimali vardı. Yani diyor. hiçbir zaman 40'ın altına düşmez. Üstadım, düşmezdi. üstadım şuna bakalım üstadım. Altına Ama üstadı Ama bence zaten o günkü seçim sistemine göre birinci olan götürüyor. Winner takes all. Yani eğer 47 alsaydı CHP ki ben bunu isterdim. Çünkü ben yine beceremezlerdi 65'te Demokrat Parti geri gelirdi. Ama 47 47 bak ben son seçimde bile bir şey söyleyeyim. Bir yerdeyiz. Ben dedim ki hatta sana da söyledim. Ya tabii bir şey değişmeyeceğini biliyordum ama ya dedim aslında Kılıçdaroğlu kazansa yönetemeyecek ben bunu biliyorum. Hadi artırıyoruz yükü tamam. bu jeteydi. Tamam Diyoruki dönemdi. Biliyorum konuştuk onlarla. Ya yani, evet yani. Biz Türkiye ya öyle bir şey. Ya elmiş şey şey. yani. Zaten bizimki yani. fantazi zaten İstanbul'da gözükse yani. zaten. İstanbul'da, şey gördük zaten. Heh. İstanbul'da onu diyeceğim sana. Üstadım Ekrem İmamoğlu dediğin adam bundan 4 sene önce bugün Emin ismi geçiyor. Ruşen Çakır'ın bile tanımadı ya adam. Besleniyor. Bence tanımıyordum ya. Kimse tanımıyordu. Aday olduğu Beylik ilan edilene kadar ben tanımıyordum. Bak senin tanımaman hadi neyse. Muhalif gazeteciler tanımıyordu. Şimdi Ekrem yani hayranı kasaba, olanlar tanımıyordu. Kasaba ben tanıyordum. Nereden biliyor musun? musun? Bunun bir kitabını gördüm. Kitap hastası olduğum için de. Bir başkan falan diye kendine bir kitap yazdırdı. Onu diye. en iyi Sevilay Sevile Hanım Hilman e, e Sonra Sonra Beylikdüzü'nde aldım. Üstad bak orada da biliyorsun. 13 bin fark işte neyse lüzumsuz yere o süreç kötü yönetildi. Bugün herkes kabul ediyor. Belki de Mastan yapıldı. Ya yok ya sen de her şey komplo. 800 bin <laughs> fark oldu. Ne <laughs> yap Tayyip Bey özellikle mi dedi şunu 800 bin fark attırayım da bir kendime bir numara da rakip Kazamdır yaptırayım. Kazandırmak. Ya, Değil, Ben de o zaman komplo parçası. Sen de iptalden gelaydın. Ben tekrar sayımdan yanaydım. Ama ye, tekrar Ama de şey, şey de destekledim. Yani, hava hava. Işte. Hazret hava. Bak senin çok güzel bir özelleştirin vardır. Kadir Bey haksızlık et. Kadir Topbaş bazen başkanım, Sultan Hamit'le Sultan Hamit'le ilgili de onu diyorum yani Kadir Topbaş olaydan hatırlıyor musunuz, Üstad Usta ben o zaman sabahtayım bir yazı yazmıştım dedim ki ya Atatürk dönemini hatırladım <laughs> aynen sabahta yazdım bunu ya bütün belediye başkanları korkuyordu Biz de arıyorlardı çünkü herkes görevden anlıyor ya her gün muhalif belediye tırnak işte muhalif diyelim şu, şu da, da gitti bu da, bu da gitti O hepsi korkuyordu ya Öyle bir hale düştü ki ben o yazdım yazdığımda yine demin ismini zikrettim. Daha hakkı olaramıştı yine. Yani tam dedi şeyi okur gibi oldum dedi. Hani 19 Çünkü <laughs> bütün hepsi korkuyor. Ya Kadir Bey gitti. Balıkesir'deki adam gitti. Bursa'daki gitti. Bak Bursa zorlandı. 1-2 <laughs> <iki> puan aldı. <laughs> Belki şimdi gidebilir Ben geçen de Bursa ama Ali Nur bilmiyor, bilmiyorum. Kazanır mı bilmiyorum. Ali Nur Bey ama Melih Gökçek. Melih Gökçek gitti. Ve ondan sonra baktığında hani yine Melih Gökçek kendi hakkını savunacak bir adam. Bir bey ondan öldü ya o adam. Ve o dönemki atmosferde hakikaten çok Usta, vicdalı o, bir o, adam olan sen bile oldu, tabii. Heh, bir atmosfer doğduğunda tabii. üstadım o atmosferin dışında kalmak kolay bir şey değil. Çok hatalı bir karardı. Ve Kadir Topbaş, Ekrem İmamoğlu'nu 50 kere yenerdi. Çünkü ılımlı bir İstanbul sosyolojisi uygun bir adam. Üç defa üst üste kazanan tek. Bak, i̇ki defa üst üste kazanan yok. Kadir Bey biraz da karakter olarak da Mustafa Bey gibi. Ben, ben İstanbul sosyolojisine ait değiliz. Çünkü Kadir Topbaş seni biraz öldüm. Kadir Topbaş <laughs> ılımlı bir be. insan. Başkan İstanbul'daki İstanbul'daki, İstanbul'daki İstanbul'daki şey de radikallikten hoşlanmayan bir seçim. Şey. aslında baktığınız zaman. Ya Kadir Topbaş her koşulda 44-45 alıyordu. Yani, yani Binali 48 aldı. Ama iki yani onu, konuşalım mı? Benim o, e, çok incelediğim ve itiraz sahibi olduğum bir konudur. İstersen bahsedeyim. Yani o, o, o gün oluyor. 31 Mart'ta seçim nasıl kaybedildi? Diye. Ay, ay, onu ayrıca konuşalım ama ben orada şunu düşünüyorum. Bana soracak mı? 200 bin oy alması için biraz CHP'nin 61'de düşmesi gibi. Yani orada da zorlama olduğunu halk görünce bak o dönemki ya yeni Türkiye Partisi hatırlayan yok ya. Uyduruk bir partiydi. Başındaki adam Ekrem Alican da 27 Mayıs'ın işbirlikçisiydi ya. Daha cimdi 27 Mayıs'ın Maliye Bakanı'ydı. Yani Ekrem Alican'a e... yani ilk şeydi. Tabii Maliye Bakanı'ydı. Adalet, şey, Yeni Türkiye Partisi mi şey oldu ee, en çok ayı aldı o zaman? Hayır. Yok, Adalet, Adalet, Partisi, Partisi aldı, aldı ama Yeni Türkiye'de %11-12 aldı. Of of of. Az mı? Şeydi. E, Bölükbaşı aldı. Kaç aldı? O da ciddi bir oy aldı. Alır, onun, aldı. Bir de, o her zaman fark kendini özgün tutmuş bir insan. Yani daha neydi öteki? Çünkü bir parti daha vardı. Tabii üç partinin toplamı 3 sağ parti aldı. Yeni şey Türkiye Partisi 12 13 e, ee, olabiliyordu bu üçü. Tabii olabiliyordu. Yeni Türkiye Adalet Adalet yani, Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Cum CMK şey, o, şey Osman Bölükbaşı'nın partisi bir tane daha. Bir bakarız şimdi de. Cumhuriyetçi Güven şey, daha sonra şeyin ele geçireceği rahmetli Türk Yaşın ele geçireceği CKMP mi? CKMP evet. olabilir. Şimdi o evet, Benim yani, başka bu, bu yönde. Ben e, sonuçlara baktığım zaman yani mesela ya 61 için bunu Sen Darbe önlenemez mi? Peki belediyesi? 63'te, 63'te ne oldu? 63'te tabii, tabii. E, Var, vesayet ve barbarlık 1054 belediyenin Belediye 500'ünü Adalet Partisi kazandı. E şimdi bu bir şeyi gösteriyor. Yani Türkiye'nin sosyolojisi e, Menderes'in hala izinde giden bir... bir 61-65 yönetimi de başarısız bir çok önemli. Ya, tamam mı? Her şeye rağmen CHP başta. CHP'nin başta. M. 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 E, askerler onun arkasında. doğru Ve Türkiye bir yeni döneme girmiş vaziyette. Ama burada korku var. Henüz daha tedbirler kanunu yürürlükte. Tabii. 27 Mayıs aleyhine konuşamıyorsun. Konuştuğun zaman şimdiki 5816 gibi yakanı yapışıp seni 5 e, yıla kadar galiba bir hapis cezası var falan. Doğru. E, dolayısıyla yani bu e, 63 seçimleri, 65 seçimleri Hepo hep o tedbirler kanununun gölgesinde yapıldı. Buna rağmen halk Ahiret hiçbir seriyette... zaman Menderes çizgisinden sapmadı. Tabii. Onun için diyorum ki yani aslında Ya şehir görüyor o, ya halk. 60'ta seçim yapılmış olsaydı Menderes yine başa baş bir oy Asıl alır. Olmuş belki olacak Biraz bir belki hani biraz daha düşük Kansanada olabilir. Ama hiçbir zaman 52, 48 kazanırdı gene. Tabii üstad Menderes yani belki... asılmasaydı 65'te dönerdi. Vurdulamazlardı. Yani. Belki o zaman da yaşı 65 ee, olurdu zaten. 1900 Yani dönerdi. Peron gibi olabilirdi. Dönerdi diye düşünüyorum. Bilmiyorum ama, ama. işte şöyle bir şey de diyorlar. Menderes o kadar bitmişti ki. O da yastalı, doğru. An. O da doğru, o da doğru. Yani artık böyle şey gibi bir ceketi kalmıştı. Ha, ya. yasada olmayacaktı zaten. Skolojik Seçimden olarak... gitseydi diyor. Hayır seçimle Darbein. değil seçimle değil. Öldürmeselerdi. Öldürmeselerdi ay, bile aslında... Celal Bayer geldi mi ki o Skoloji... Skoloji... Ama unutmayın Celal çok yaşlıydı. Ona rağmen ölü Celal Bayar'ın kurduğu parti unutulan bir olayda var Türk siyasetler. Evet, Demokratik o. Parti. Evet, boz üçte boz yüzde değil. %13 oy aldı. Evet. Korkunç bir oy bu ya. Bunu değerlendiremediler. Bire düşürdüler. Değerlendiremediler. Bir o tane. gerçek Demokrat Parti'ydi o. Tam 60, 60 öncesinin geleni. Tam bence yanlış yaptılar. Demireli orada Desteklemeler lazımdı. Evet, 12 Mart'a karşı. Ferruh Ferru Bozbeyli'nin partisi. Ferruh Bozbeyli partisi. Ben onu <laughs> dinledim biliyor Çeliktepe'ye geldi. Miting yaptı kahvede. Hiç unutmam. Çok güzel bir... konuşuyormuş. yani Oo. Ben de ciklet Oo. satıyorum hocam. Elimde ciklet kutusu var. 9 yaşında falanım. E, baktım Boz Bozbeyli konuşuyor. Merdivenli bir kahve vardı Çeliktepe'nin okulun karşısında. Orada dedi ki e, Sayın Demirel dedi. Kendisi dedi merdiveni dama dayıyor dedi. Dama çıkıyor dedi. Daha sonra bize peşinden çıkmak istiyoruz dedi. O merdiveni yukarı çekiyor dedi. Biz aşağıda kalıyoruz. <laughs> Bu örneğini hiç unutmam yani Ferruh Bozbeyli. E, tabii biz e, o dönem şu yok. Biz bugünden bakıyoruz. Mesela ben 12 Mart'ta bunlar kızar ama 12 Mart'ı Türk sağı 27 Mayıs gibi görmüyor. Biraz memnun bile oluyorlar. yani orada asker... 9 Mart'ta olmazsa da 12 Mart'ta olmuşlar. Asker, asker şeye kadar yani mesela 12 Eylül'de de Necip Fazıl'da destekleyen yazıları var. Yani 12 Eylül'de herkes bayram etti. Bayram etti. Yani Maalesef. işler yani biraz karışık. Öyle öyle oldu. Evet. evet yani çünkü öyle bir oldu. Şimdi 25 kişi öldü. 27 Mayıs'tan sonra, sonra da böyle bir hava var. Var. E, şeyde. Emin olmuyor lazım. Ben, ben de ben Menderes, de örnek veririm de bile olayın bu yönünde. Yani, yani kardeş kavgasına son verilecek olduktan sonra yani biz tabii, tabii, seve tabii. seve iktidarı devrederiz. Yani bunu şeyini yapmıyor ama olay olay var ya şeyin Türkiye için ne kardeş kavgasını bitirmek diye açıklandı. onu, onu, onu olumlu satın aldılar. Sadım ben mesela Ama arkasından sadece yine. Demokrat Parti'ye yönelik bir operasyon oldu ortaya. Tarihin çıkacak. de derinliklerine girildi çok haklısın. Mesela Cemal Madanoğlu'na ben çok kızarım Türkiye'yi mahvetmiş adam diye ama Madanoğlu 27 Mayıs'tan sonra de derinlikler edince bir Demokrat Partilere ben bırakıyor. İki, yanıma diyor iki tane ılımlı Demokrat Partili şeydi şeymi Erginle şey sonuç işbirlikçi. Erginle Menderes oldu. iki tane de ılımlı CHP'liyi alıp beraber Kızılaya gideceğim. Kardeş kavgasını bitirdik, seçimlere giriyoruz diyeceğim. Böyle bakıldığında niyeti ama orada işte ihtilal öyle bir şey ki, darbe öyle bir şey ki orada kalmıyor. Yani biz orada burada yol yapmaya mı geldik? Orada kaldım. evet reklama geçecez. bir reklama girelim. Yapmanız. Reklamdan sonra buradayız. Tamam. Tabii tabii, aynen, aynen aynen. Şimdi tam sayın seyirciler, biz hem tarih hem siyaset konuşur. Tam arada şunu konuşuyorduk. bazı olaylar tarihte zaman ilerledikçe oluyor. Birkaç örnek verelim. Bir Sultan Hamid döneminde dönemin bütün İslamcı münevverleri, Müslüman ve muhafazakar münevverleri dahi Sultan Hamid karşıydı. E, Mustafa Çalıklı da onu söylüyor. O gün herkes öyleydi. Atatürk'e gelelim. Bak bugün çok Atatürkçü bilinen bir adam Ahmet Emin Yalma. <laughs> Atatürk onun basına girmesini yasakladı. 10 sene yazamadı ya. Atatürk döneminde Atatürk'ün bayağı yasakladı Şevket Süreyya. Nusuk'ta ona eleştiri getirdi. Evet. Evet. Hayır yani Evet. Ahmet Emin Yalman. Evet. Şeyler, e, o, örnek Amerikan, ha? Evet, şeyleri, mandacılığı savundu mandacılığıyla diye. Mandacılığıyla meşhur olduğu için ona bir gönderme vardır orada. Sultan Babali evet. İstanbul medyası sevmezdi Mustafa Kemal Paşa İstanbul medyasının da o manada üzerinden geçmiştir. Fakat ilginçtir. O adamlar sonradan Atatürk'ü çok benimsettiler. Yani İşler yani şey dedi o göründüğü gibi olmuyor. Yani mesela Nazım Hikmet hiç benimsemedi. E, Nazım Hikmet de tuhaf bir şey zaman içinde de Atatürk'le beraber anılır oldu. Şimdi Nazım Hikmet Atatürk seven milyonlarca insan var Türkiye'de. Bu da bir tuhaf. Çünkü niye sevdiklerini bilmiyorlar. E, niye sevdiklerini bilmiyorlar. E, bazen e, ben sana bir şey söyleyeyim. Ben yine gepe genç bir adamdım. Aa, yine gençsin ya. Hayır 21 21 yaşında. Aa. Çocuk. Tam Pınar'ın Menderes'in yazılarını okuyup çok oldum. Beşir Ayvazoğlu'na mektup yazdım. 20 yaşındayım, 21 yaşındayım. Beşir Beydi. o dönemin Türk Edebiyat Dergisi'nde benden de bahsederek ilk benden bahsettiği yazı odur. <laughs> bir okurum diye. Tarihe geçti. Tanpınar ve Siyaset diye bir yazı yaz. Ve orada beni tezgin etmeye çalışıyor. Ben öyle bir sert yazmışım ki aşağılık adam falan diye. Çok oldum ya. Bu kadar büyük bir edebiyatçı ama nasıl hepsini Ya Hiçbir CHP'li falan diyemez mi lafları? Nasıl ağır laflar? İstanbul'u katletti de, gebermeyi ya, hak Metin etti toker... de. Metin Toker Yatsı ancak Toker o var. kadar yazar Metin yani. Metin Toker daha ılımlı. Ahmet Hanım'dı, tam bunlar. Nasıl 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 laflar. Ya Ergun Gözen'in anlarına var. Peyami Safa diyor ki asmışlar herhalde diyor. Kadar rahat söylüyor ki Peyami Safa da. Türk sahanda muhafaza geldi değil mi? Yani düşündüğümüzde Peyami ve... Safa sonradan muhafaza sonradan geldi. Sonradan var yani yani o, karışık. O yani güzellik yarışmalarında. Bir zaman dindar değildi de sağcıydı. Sağ kesim ee, diyelim. Hatta yarışmada şöyle bir şey oluyor. Tabi, Peyami Safa'yı sevenler <laughs> e, lütfen yanlış anlamasın. Peyami Safa, güzellik yarışmasında Güner Cüboğlu gibi jüri üyesi. Değişmez jüri üyesi Peyami, Peyami Safa. Safa. Hatta ne şey yapıyorlar jüri üyesi diyor ki bunların diyor e, etekleri Safa abi çok... abi de olabilir demek ki. E, yok. devam. <laughs> etekleri çok uzun diyor. Peyami Safa kızın eteklerini kaldırıp dizine kadar görünmesini sağlıyor. Yani o zamanki gazetelerde bu... Peyami haber... Safa güzellik yarışmasındaki kızların etekleri kısaltıyor. Ya kısaltıyor değil yani kısaltıyor. görmek istiyorlar. Mesela Keriman kadro. Halis'i seçen kadroda Peyami Safa var. Var tabii. Abdurrahman Hamit falan. Abdurrahman Hamit. ama şey tutarlı. <laughs> o otorite. Abdurrahman Hamit. Ben ben o tutarlı mıdır yani Abdurrahman Hamit? Keriman Abdurrahman seçilmesi de aslında biraz danışkı dövüş izlenimi uyandırıyor. Çünkü ondan sonra bir daha güzellik yarışması yapılmıyor. Bir sene Yapılmaya çalıştık. Onu biraz da şaibe Artık burada bitti. Bunu tadında bırakalım. Yani onu şey o biraz da batıya şey göstermek için. Üstelik kelimelerini dünya güzeli seçtiler. Çerkez kızı, kızı güzeli. Evet evet, ee, evet. Dünya güzeli. Orada da mesela şöyle bir şey var. Hani orada da bir sanki bir şeyler döndü gibi. Yani seçilmesi için sanki özel olarak hani Türkiye'nin modernleşmiş bir ülke Tabii olduğunu tabii. Onu göstermek. Dünyaya sergilemek için orada da bir şeyler döndü ve Türkiye'de de ısrarla perimen halisin aday olması için baskı yapılıyor aileye. Aile izin vermiyor. Annesi benim kızımı şey yapamaz diyor. Neresi, Bak çok ilginç. Bak çıkıyor. bu detayları ben de bilmiyorum. Evet. O günlerin gazetelerini okursanız. Doğru. E, fakat devlet ya da işte bu yarışmayı düzenleyen Cumhuriyet gazetesi galiba. Evet. Israrla çünkü başka güzel yok. Yani böyle her Türk kızı da çıkıp e, yarışmaya katılmıyor ortada. Ve dikkat. Orta. O güzellik yarışmalarını gayrimüslimleri de istemiyorlar. Yani Ermeni, Hiç. Rum... İlk bir, İstemiyor. Bir, i̇lk bir iki tanesinde <laughs> Müslüman, var. Müslüman Türk kadının e, açılmasını Müslüman, istiyorlar. Müslüman kadın. Evet, Müslüman ha. kadın. E, ve Müslüman. orada o e, yarışmaya özellikle Kermen Halis'in girmesini istiyorlar evet, ve bunun evet. için bekletiyorlar. Hatta yarışma günü ilan ediyorlar. Kermen Halis gelmediği için onu iptal ediyorlar. Müslüman, Şu evet. anda ha. Suudi Arabistan'ın Arabistan güzeli seçmesi gibi bir şey. Ha. Ama bu, o zaman bu, yok var. yine Türkiye büyük olan da yani şöyle yok, evet, yok, bak, yok. bak güzellik yarışması tabi ama bak, kabul edebilecek bir şimdi bak ama orada şunu unutmamak lazım çabuk geçeyim 1922-23 itibariyle İstanbul ve İzmir'de yani değişik bir şey bu Başörtülü kadın kaldı yani aslında Atatürk'ten evvel o... Sevan Nişayen'e de tezi şey ama ama şöyle yani ehlilerde bile de var, dolap dere sonra, fotoğrafını işte sonradan var sonradan yok, halkın yani Anadolu'dan bir kere şunu unutmayalım. Uzun süre İstanbul hiç Sokak göç almayan. Yok. İstanbul, sokakta onlar da İstanbul açık. hiç Belki göç almayan bir şehir uzun bir süre. Dolayısıyla onu şunu görmek lazım. Türkiye'de aslında İslam'ın yeniden uyanışı Anadolu'dan İstanbul'a insanların gelişiyle. Eyvallah ama yani İstanbul'un bu... ana İstanbul'u yani İstanbul ve o... İzmir aslında Kemalizm'den önce de çok batılılaşmıştı. Yani, yani ben böyle öyle düşünüyorum. Öyle şey yok. Ya, o, İstanbul İstanbul bir şey. yok. Ya, o zaman bu bir şey. Paris'te yani biraz çıkıyor. Kemalist. Var. Yani Avrupa'da bile açık kadın yok neredeyse. Öyle değil, a bugünkü gibi değil. A gibi değil. Bugünkü gibi yani, düşünme. Dünya Savaşı'ndan önce gibi düşünme. Evet. Avrupa açık. şehirleri kapalıydı. Nadir. Bak, daha bir şey söyleyeyim size bak ilginç yani, bir hep şey. Hep şapkalım, şapkalım. İşte ilginç. Ama bak, orada çok güzel bir şey yakaladınız aslında. Bugünkü anlamda yani mini etekle bikiniyle gezen kadın yok. Ya. Ya. dinle. Ama ilginç bir biçimde üstadım. Dindar muhafazakar aydın dediğimiz kesimlerin bile 60'lara kadar seçkinlerin hanımları başa Sen Senle bunu konuşuruz. Ya çok o çok elit bir uçağı. Burada biliyorsun. Yani iki, iki, somut örneklerle ben sana vermiştim. Burada vermeyelim. İyi, yok yani. var. Ya var doğru. Şöyle 1960'larda başörtüsü hareketi doğuyor ve burada işte Hatice Babacan olayı bak şu Hatice Babacan'a kadar başörtülü bir kız üniversiteye girme, teşebbüs etmiş, abi dindar bir halk değil mi? Ama orada artık şu algı oluşuyor. Ya işte gelen kişi baş, kendi de gelmişse başına açtı. E, Sami Hay verdi başına çıktı. Münevver açtı başına çıktı. Necip Fazıl'ın yaşı başına çıktı. Daha kaç tane örnek sayarım. Kadir Mısıroğlu'nun hanımı da ilk evlendiğinde. İlk, e, yani, yani şey yani değildi. Yani. Bugünkü anlamda değil, bir var. Değil. Bugünkü anlamıyla başörtüsünün Tüsür'ün. Doğuşu değil. 68 diyebilirim. Şurada yükselenlerden Şener'den birlikte. Ve hatta Hatice, Hatice, Hatice. Babacan. o şey, şey modern başörtüsü. Modern, modern tamam. türban tırnak içinde. Modern başörtüsü. Yani varlığı yaygınlaşma anlamında. Yani, Üstadım Necmettin Erbakan'ın nikah tabi. töreninin fotoğrafları ortada. Necmettin Hoca o zaman dindar değil miydi? Sonuna kadar Yo, dindardı. Dindar da... Ama şöyle düşünüyoruz ben. Kentli dindarların hanımı başı açık olabilir de köyde zaten onu düşünmüyorlar ya. Köy zaten Köy zaten herkes kapalı. Ermeniler Ama de kapalı köyde. Avrupa'nın köyleri de kapalı. Ermeniler Dünar de kapalı. Yunanistan köyleri o, de kapalı. İsmet Özel'in meşhur röportajı var. Kara Çarşaf bizi Ermenilerden mirastır. Olay olduydu o zaman. Hatırlıyor musun? Yani çarşaf olabilir de kapalı. çarşaf. Hayır o zaman herkes kapalı. Yani köyde Hristiyan açık değil ki o da kapalı. Ya bütün Avrupa kapalı. Ama, var, kapalı. Rusya ama kapalı her taraf kapalı. İlginçtir bak. 60'lara kadar fotoğraflar izle. Ki şeyde var İsmail Karada Yani dindar elitlerin hanımları başı açık. Ama başı açık. Başka taraf açık değil. Necip Fazıl eşi hep açıktı. Ya ama ya Necip, Necip Fazıl Fazıl batıcı. Bak batı. hormon mezunudur Necip Fazıl. Batı, ha, batı kültüründen batıcı gelme ama Dindar. 1944'ten itibaren çok inançlı. Ama ondan önce solcu, sosyalist. Me mezun yani. olmadı ama yani Olmadı. onun bir dön gitti, dönüşüm geldi. yaşadığını biliyorum. Evet. Yani Necip Fazıl'ın. Yani 34'ten itibaren yani dinde. Şey ben kabul etmiyorum. Yani İstanbul'u, e, İzmir'i fazla bilmiyorum ama İstanbul üzerine, tarihi üzerine çalıştığım için daha bugün gördüm. 50 yıllarda Dolap fotoğrafı. Dolap yani bunlar Aklı İstanbul'lu insanlar. Öyle onlar da daha... gelenler. 50 o o yıllarda o, ciddi bir göç yani var. Asıl göç 60'larda başladı yani 50'lerde o kadar büyük bir göç e, var, var. Şeyi var. demografiyi 50. değiştirecek büyük bir göç. E aslında modern o, Türkiye toplumunun oluştu tarih 50'dir. Öncesinde bana göre Kemalizm, dünya CHP'nin... Bütün dünya CHP İngiltere'de, İngiltere'de. İngiltere'de, İngiltere'de... Yani, Biraş Biraş kültürü, 19... 19... Ya, 200 Dünya Savaşı'ndan sonra geldi. Ya plajı takma kafayı. rak kültürü... Hayır, modernleşme diyorum. Tam modernleşme. Hayır, 19, 1850'de şey. Londra dev gibi metropol. Dev gibi. O zaman modern bir şey metropol. Ama açık kadın yok. Ya şey yani, değil. Yani, bugün kalanlar değil. Sokakta açık kadın tabii. kadın yok. Siz dünya sonra da. Doğru. Hayır, ama şu, siz bak siz ya şunu yanlış anlattın. Bu, bu ne ilgisi var konumuzdan ben anlamadım Hayır, ya. Hayır işte şeyler CHP'nin modernleşmesi. Ya 23-50 arası modernleşme adına hiçbir gelişme yok. Ben samimi söylüyorum. Hiçbir yani mesela İsmail Karadeniz geçtik. İsmail Karademir biliyorsun Özal'da da Menderes'de çok tutmaz. Sevmeme sebebi biraz şeydir. Yani hani dindarları da modelleştirdiler. Burada kimse tutmuyor herhalde. Erdoğan da tutmuyor. E yani o değişik. Gelecek seyirci bakış açısı. Bir dakika Erbakan tutar mıydı? Herhalde en çok Erbakan'ı sev. O çok, çok şey, mesafelidir. Hocam, Hocam daha iyi bilir. Bilemiyorum. ben yani daha çok onların ekoli Demirel Şeydir. E, çizgisinde. Öyle mi? İsmail e, Karasevi, e, Süleyman yani Demirel şey, pek var. Ezel Erverdi. Yani dergah çevresinde. Dergah çevresinde diyor. Yaklaşımı biraz daha. Yani yeni aşağı gibi. E, ve daha sonra Aydın Menderes. Ee, Ali çok tuttular. O, onunla birlikte o, Ama İsmail Kara onların içinde olmaz. Bir Birkaç aylık bir parti Kaos kurdu. Demiyorum yani şey var. Nergah çevresi Çev atmıştı. Çevre kutlu Mustafa Kurtlu da mesela Özal'ı sever. Neyi sevmez. Ben Öz... İsmail Kara sevmezdi. Öz... Neyse. Özal'ı eleştirir. Eler diyelim. Çok yoğun bir şekilde. Üstad şeye dönelim şimdi. Biz yine burada bir, bir konuda Nereye? bu konuda 15 peki. gideceğiz. <laughs> şimdi bugün ben yoldan, telefondan <laughs> sen ne Sen şimdi izleyicilerimizden bir soru varsa onu sorayım. 2019'da yapılan da diyor 63 seçimi gibi değil mi? diyor bak bir tane genç. Oradan sen topa al. Şimdi 2019 seçimin ben 63'ten olduğu bilmiyorum. Hocam, Hocam şey diyor, seçim iptal ettiriyor. Yanlış yapıldı. Şimdi 2019'da olan olay şu. 31 Mart'ta hepimiz sandıklara gittik. Anlat. Evet. Ee, %48.55 Sayın Binali Yıldırım aldı. %48.85 Sayın Ekrem İmamoğlu aldı. Yani arada 0.03 Doğru. 10.000 10 oy, 13.000 oy var. Ee, 13.000 oya kadar indi. Önce 80.000'lerdeydi bir türlü her yerden itirazlar geldi. Maltepe'de oylar sayılsın istendi. Büyük sayılsın istendi. Oylar çalındı sanırım Gece bir el aslında bir el değil. Mazbata verildi sonra. Ee, mazbata daha verecek, Daha verilmedi. Beş, evet. Sayımın durdurulması için akşam sekiz buçukta sayın diyelim gene. Canan Kaftancıoğlu başkanlığında bir CHP heyeti. Canan Kaftancı tam bir Rosa Luxemburg yani, gibi o gün seçimi alan kişi. Muzaffer komutanı <laughs> 31 Mart'ı 1 Nisan'a bağlayan 2019'da gecenin Muzaffer komutanı Canan Kaftancı oldu. Örgütçü tam. Gitti ismini hatırlayamadım zannediyorum Müberra Hanım olabilir bir hakime hanıma evinden çağırdılar getirttirdiler. Saat 8 burçta adliyeyi açtırttılar. CHP ya nasıl yapıyor bunu bu ortamda? Direkçe verdiler bu i̇şte, Yargının kimin elinde olduğunu bak 2010 Ya da Parti'nin şımarıklığı da var orada. Şimdi şımarıklığı Üçte mı var? Benim var. söylediğim ona geleceğim. Ha. AK Parti de mi acaba kaybetmek istiyordu? Hiç kavgalardan... O. Şimdi çok basit bir soru. Yani yani. Türkiye'nin komploktörleri programı var. Kemal ya. Kılıçdaroğlu. <laughs> bak, sen içinden geleni söyle. Senin adaletine güveniyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın İmamoğlu'nun bu seçimi İstanbul'da kazanmasını ister mi istemez bu mi? Bu seçim. Bu seçim bu seçim. İstemez tabii, i̇stemez. i̇stemez. Çünkü i̇stemez. ihanete uğramış hissediyor. Aziz Yıldırım Ali Koç'un başarılı olup şampiyon olmasını ister Allah. mi? Yoksa başarı olup Allah, arkasından teneke çalılarak mı gönderemez ister? O zaman senin de mesela. hayran olduğun bir adam Fatih Terim Okan Okanbur'un başarılı ister. olmasını ister mi? Fatih Terim mi? ister. O da istemez Okanbur'un başarılı olmasını. Aziz Yıldırım dedi ki ben seni dedi teneke çalarak gönderteceğim dedi Ali Koç'a. Fatih Terim'in Okan Buğra böyle bir sözü var mı? İçinden Hiç. Hayır, Hayır yok. yok. Fatih Terim konusu onun için şeydir. Niyet Hı. okumayın. Çok sert. <gülüyor> <gülüyor> yok, yok. Fatih ve Erdoğan ben konusunda tavizli yok. Anlayasın diye söylüyorum bak. Anlayasın diye söylüyorum. Ama AK tamam, Parti'de canım. Binali Bey'in kazanmasını istemeyen kanatlar var, var, vardı. Var, var, o doğru. O kanatlar doğru. vardı. Çalışmadılar, pankar basmadılar. Bravo, bravo, o doğru. 8.30'da o hanımefendi gitti. Binali Yıldız bu il başkanı benim Ahmet dedi. Yani. Dedi, dedi, doğrudur. kendince haklı sebepleri vardır. Binalı Bey'in aday olması ayrı bir gel gel yapıldı Bin Bey'e. TBMM başkanlığı adam zorla aday yaptılar ya. Yani. aday yapıldı. Onu iyi oy aldı Bin Ali Bey. Kadir Bey'den daha fazla oy aldı. Ama Bak. kafa kafaya geldi. Işte. şimdi ama öbür taraf bir konsolide oldu hocam. HDP'si, İyi Parti'yi, yedi düveli Davutoğulları, Babacanları, hepsi Abdullah Gül'ler. Yok o onlar da partideydi. Ama onları desek de <laughs> sen 2019'da ya el altından diyelim el altından. Altın, ama duyuluyordu bunlar. Biz duyuyorduk yani geliyorlardı bize diyorlardı ki işte bu seçimde mağlup olsun. Yani ama tekrar seçim hataydı. O konu sen. Tekrar sen. seçim hata ama sayımı durdurdular ya. Üstelik Tayyip Bey orada ne demişti? Sayım durmasın dedi. Üstelik Üstad Çamlıca Camii'nde dedi ki "Ama da dedi, de, dedi kazandı ama dedi. Topa ördek" dedi. Yani "Kazandın evet. Tayyip Bey kabul etmişti. Doğru. O ara maalesef birileri Girdi. edelim. Biz bu i̇şte tekrar işte orada üçteki işte CHP. 7 Haziran 1 Kasım'daki gibi yine kazanırız Yaparız, basarız, çakarız, ederiz dedi. Ee, Ekrem İmamoğlu mazlum duruma düştü. Ve Kal tepki verdi. Bir sahte kabadayı çıktı ortaya. Sahte kahraman. Sahte kahraman çıktı. 55 aldı. Evet. Bu sebep odur. Yani yoksa Ekrem İmamoğlu dediğiniz bir kasaba müteahhiti, bir beylik düzündeki basit bir ilçenin Hasbel kadar belediye başkanı. Güzel ziyaret yorumlatmıyorsun ya ama biliyorum girmek onu, o, o, Hocam Bil girmez ben onu Yok, söyledim. 2019'u hocam, nasıl yorumluyor? Mustafa Arban nasıl yani yorumluyor? Ben e, o Sen ya, yaşadın sayım, sayımı yeniden sayımı durduran el kimdi yani? Onu yani, şey görünüşte yani. CHP. Ama 8.30'da adliyeyi bu, açtırtan. Bu, e, 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 itiraz, e, e, yani açtırtan Adalet Bakanlığı akp'li. Sen ne diyorsun 2019'a? Olmadı yani. işte saydırtamadılar 2. hocam. Sanki o da saydırtamadılar. Ne basıldı gibi bir evet. Olay böyle şeye döndü. Kanka Barbağan ne... güncel siyaset içinde bir insan değilsin. 2019'u sen nasıl duygularla izlemiştin? Hatırlıyor o dönem oradaydın. No, vallahi ben de aşağı yukarı şöyle düşündüm o zaman yani bir kahraman çıkarılmaması. Yani bu işi Ben senin karakterini tadına... tanıyorum. Sen tekrar seçimden yana olmamışsın. Yana olmadım. Yani bu iş tadında bırakılsın. 10 bin oysa 10 bin oy kazandı ilan edildi. Yeniden şey yapılsın itirazlar yapılsın falan ama bunun çünkü böyle şeylerde ters teper, seçmenin reaksiyonunun ne olacağı belli. Yani daha çok konsolide olacağı evet. şey ortada çünkü bir mağdur yaratmış oluyorsun. Dolayısıyla ben böyle nok, bu tip şeylerde biraz daha üzerine gidilmeden bu işin bir yerde bitirilmesi gerektiği kanaatindeydim. ama tabii ben. Sonuçta bir siyasi analizi değil. tabi. Ama şeye baktığım zaman yani tarihsel sürekliliğe falan baktığım zaman o açık bir şekilde ortadaydı halk. 54. Ve daha verdi. önce vermemiş olanlar ki ben baktım gelmeden önce şeyin oyları azalıyor yani Binali beyin oyları azalıyor. Tabii, çok önemli yani, o bak. Ülkemin oyları başka yerlerde. 54'e 45 oluyor. Bu, buradan oraya gidiyor. İkinci sayım oldu. Tabii ikinci, ikinci, ikinci seçim. 23 Haziran. <laughs> Yine ya ha, yine Erdoğan bu sefer Mustafa tabii. Arman çalışkanlığını yine göstermiş. 23 Haziran'ı incelemiş de. Ben de yani. biliyorum canım. Biz biliyoruz da o incelemiş tarihçi. tarihçi yani 24, bir şey 4, Ekrem 45 binli bey. Bir de başkanlık hızı olanlar var. Çok ciddi fark oldu. Yani 48.8'den Ama... evet. 45'e düşmüş. Demek ki %3.8 bir yani bu AK Parti taraftarı dönmüş. Ya bundan memnun olan AK Partililer var. Ya memnun olan değil. %3.8 öyle 3-5 e aydından değil. %3.8 tepki ya. vermiş. Yani ciddi ya bir Özellikle yapıldı o. Şimdi, 120 bin falan o. 120, 120 bin 100, bravo. 120 130 bin AK Partili tepkiyle gitmiş. Tabii Tam da daha gitmeyenler de oldu. Gitmeyenler de oldu. ben gitmedim sana burada söyleyeyim. 20 Haziran'da ben gitmedim. Bu lan bu nereden? Ben gitmeyenlerden biri var. <laughs> tamam. Şimdi gitmedim ne oldu, 23 Haziran'da <laughs> bakın beni. Bu hayırlı bir şey oyum yoktur. Bu hayırlı bir şey oldu. Evet. Tıpkı 1989-1994 yılları arasında Nurettin Sözen'in 5 yıl boyunca yönetip 25 yıl daha CHP belediye başkanlığı tamam, yüzü tamam. göstermediği Bak, ben gibi... ben şimdi işin içindeyim. Sözen gibi bir durum yok şu an. oğlum. Neyse onu Seçinde, haftaya konuşalım. Şimdi çıkmayacak. haftaya. Şeyden sonra çıkacak Haftaya koyalım sonra analiz edelim. Seçimden sonra çıkacak o. Ya e, şimdi o tabii Sözen olayında hakikaten büyük başarısızlık vardı. CHP Sözen'i aday bile yapamadı. Ve iskis yolsuzluğu, yolsuzluğu yani vardı. Bir artık... de... O dönem gerçek Özülecek kutuplaşma yok. o. Atina'da bayrak yakan Zülfü Bey yapmışlardı. Kutuplaşma, kutuplaşma yoktu. Peki Zülfü Bu arada Zülfü diyorsun. Zülfü Livaneli'nin yakın arkadaşı da Muğla'da aday oldu arkadaş. Bu Türk siyah... Bak yani. Türk siyahatı zübük romanına dönmeye başladı. Dönme <laughs> romanı ben sevmem çünkü... 27 Mayıs Zülfü propagandasıdır. Sonra ya. film yapıldı. Film de 12 Eylül zamanı. Hani bütün siyasetçiler hırsızdır, yolsuzdur diye. Biliyorsunuz Zübük filmini pek... Niye biliyor musunuz? O da bir projedir. Siyasetçileri kötü bakar gösterir bakar, ki... bugün haber vardı. Yapan, meşru olsun. Hiçbir gazete, hiçbir televizyon okulu Zübün yayınlamak istemiyormuş. Halk da izliyor ki. Komik bir film zaten. Şimdi Zübün yazarı kim? Aziz Esin. Aziz Esin'in Türk Silahlı Kuvvetleri'ni eleştiren bir yazısını bir romanda bulabilir misin? Sonradan siyaseti yaptığı gibi. Evet, sonradan var. 80'lerin sonundan sonra oğlu Ali Nesin çok sivil bir adam. 80'lerin sonunda değil. 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda, 50'li yıllarda. Sıkı mı ki darbecileri eleştirilsin der? Mayıs Bunlar tücağı. kimi eleştirebilirler? Siyasetçileri eleştirecek şöyle, ki? Dedin doğru darbe mi? kolay yapılsın. Şöyle analiz yapalım. 27 Mayıs olmuş. Üstad, bak bu detayları belki Mustafa Üstad da bilmiyordu. Ondan biz çok şey öğreniyoruz. Biz de öğrenebilir. 61'de yayınlanıyor Zübük Roban'ı. Bir Demokrat Partili bir politika canlandırıyor. Bir şey. Menderes'in kolay işte. aslında. hayır kolay Sonradan da. Neyse. Bu karıştırmayalım. Sonra aslında 12 Mart'ta 12 Eylül'e karşı çıkıyor Aziz Ama 12 Eylül sırasında da Zübük filmini Kartal Tibet yapıyor. Tam 12 Eylül'de. Ve 13 Haziran 81'de vizyona giriyor. Hobbit de bir film hakikaten. Kemal Sunal'da rahmetli güzel oynamış. Yine aynı ama bak. Yine bir darbe dönemi. Evet. Bütün siyasi. Ya darbeyi meşrulaştırmak doğrusunuz? için. Tabii. Askerin darbe doğru, yapması. Doğru. Yani. Meşrulaştırmak ha, de, için yapıyor. Darbe sonrası. Yani. Darbe sonrası benim hay, darbe ağzım darbe öncesi olacaksın değil. Olacaksın yine. Darbe sonrası yapılıyor. Fark etmez. Meşrulaştırmak için işte. Tabii darbeden siyasetçi, sonra yapılıyor. İyi oldu Menderes'e. İyi ki asıldı desinler ha, diye. O Menderes değil. İyi keba, oldu Demirel'e. İyi oldu Ecevit'e. i̇yi oldu Türkiye Büyük Meclisi'ne. Kapatın meclisi. Kenan Evren'e yol açın. Demek Ama var. Ben bir şey diyeyim siyaset çok haklısın. Onun için ben mesela Zübük filmi, Zübük romanından hep mesela Kanal Türk'te falan çok aleyhine konuşurdum. Bu siyaset kurumunu itibarsızlaştırmak için olumlu şey değildi. Fakat bir süre sonra siyaset işlevsizleşti. Mesela 90'lı yıllarda o film çok popüler olmuş hatırlıyorsun. Orada biraz da siyaset işlevsiz, siyasetsizlik ortamı olunca, siyasetçiler siyasetçi gibi siyasetçi olunca iş değişmeye başlıyor. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi demin verdiğimiz örnekle, şu Zülfü el diyorsun değil mi? Zafer Mutlu diyorsun. 28 Şubat değil mi? Ya Zafer Mutlu adamı Muğla'da AK Parti'de yok. O aynı düşüncede olmayabilir. aynı düşüncede değil. Benim çok yakın. O mesela, şey. Ben senden yakın. ama aynı düşüncede değilim. Siyaset biraz şöyle oldu. Sen mesela liberalsin. Ama, ama şu bak siyaset için şöyle oldu. Siyaset de bir ideoloji kalmadı. Siyasette bugün bakıldığında hatta değil mi benimle Mustafa Arman'ın ortak bir teşhisi vardı. Siyaset bugünkü Türkiye'de tarihi boğdu biraz. Doğru mu üstad? Siz tarihçiler olarak rahat ediyor musunuz? Rahat pek rahat değilsiniz. Yani siyasetin bu kadar tarihin içine girmiş olması tarihçilerin elini kolunu bağlıyor. Evet. Yani o şimdi hala bir... ya, içinde yaşıyoruz. Çünkü. Mustafa Yufk'ın Mustafa Kemal'e söylediği söz de bu yani. Nutuk. Sen nutuğu yazarak tarihçilerin elini kolunu bağlamış oldun diyor. Çok yani. Tabii canım. Çok. Çünkü işte. işte. birisi Bence... diyor ki bir nutuk da ben... diyor. ben diyor oradan okudum. Sanki Kur'an'da yazıyor. Ya nutuk da nihayetinde bak, bak bak ben bunu bak çok önemli bu. Bu sen söyleyince hatırladım. Ali Rıfkı Mustafa Kemal'e diyor ki Zutu yazarak yanlış yaptın. Tarihi boğdun. Ama tarih... doktrini yaz diyor. Kemalizmi doktrin hale getir. O yani da diyor o... ki yazamam çocuk diyor. O zaman gelişemeyiz diyor. Çocuk demiyor. Doktorin demez onlar. Ayı diyor, diyor diyor. Hep... Rıfkı'ya çocuk demez. Hasan Rıza'yı Rıza da söylüyor. Tarih... Fahir Rıfkı'ya Hasan Rıza'yı da şeyi ya. Rıza'yı da Doktrin kısmı yani. ayrı. Fakat burada tarih yazıyor. Yani tarih evet. böyle olmuştu diyor. Şimdi tarih yani, böyle, böyle Rıfke, olmuştu Çocuk deyince... demiyor Mustafa Kemal. Ben, ben daha dün, okudum. Dün, Rıfkı'ya çocuk demez. Evde bakarsan çocuk. Yürü yani genelde yakınlarına söylüyor. Ço hep çocuk hep çocuk yani, yani, şey Bir şey değil ama. Şimdi Der Mustafa Kemal'in birçok şeyleri var. Emir elleri var. Bir de hani Fahri Rıfkı şey bir adam. Yani hatta bir Selvi'ye Fahri Rıfkı dedik ama yani Fahri Rıfkı biraz ağırlığı olan bir adam ya. Yani. Hakikaten Fahri Rıfkı çok acımasız. Hiç şüphe yok. Ve şey Söyler, shooter şöyler. yani. Ben daha Mesela dur, okudum, ben da attım. Müzik devrimindeki şey. olayı ben size şöyle anlattım. Yani tam böyle kesiyor kafasını. Ama bir yandan da dediğin gibi tenkit edebiliyor. Değil mi? Farklı bir O tenkit ettiği kitabı biliyorsunuz 1955'te Kankaya ilk kez kitap evet. olarak çıkıyor. Hatta ilk baskısı böyle küçük boydur. Cep boyu, evet. iki cilt halinde yayınlamıştır onu. Bende o bildiğin kendisi de var. Sonraki baskıları da var. Ben sonraki baskıları değişiyor sonraki mu? Sonraki baskıları da değiştiriyor. Tabii yani 55'teki bu. baskısıyla. 60'larda yapılan galiba 64 falan e, ikinci baskısı. E, hatta ben onun el yazısı tasdiklerini Atatürk kitaplığında buldum. Bazıları da Osmanlıca. Osmanlıca yazmış. yani Fadil evet. Rıfkı evet, evet. E, Osmanlıca yazmayı bırakmamış. Çünkü onlar öyle alışkınlar. Okuşan insan onlar ya. E, şimdi birinci baskının ön sözü sonraki baskılarda yok. Sonraki baskılarda o bir sayfalık bir ön söz var. Diyor ki Atatürk meselesi çok hassas, hassas bir mesele. Ben bunları yazıyorum geleceğe bir şey bırakmak için. Fakat 1963 yılında şey 1957 falan işte bir tarihte ben diyor bir 10 Kasım günü Atatürk'ün hastalıklarını Dünya Gazetesi'nde yayınladım. Bir doktor hastalıklarını yazdı. Bu bel soğukluğu ifadesi geçti diye savcılar beni çağırdı. Savcılardan el, kendimi güç kurtardım diyor. Bak sen biliyor muydun? Yok. Birinci sen baskının birinci baskının ön sözünde bunu e, ifade ediyorsun. Evet, Sonraki baskılarda bu çıkmış. Fahri gibi bir evet. koyu Atatürkçü bile savcılar çağırmış mı? Çağırmış ve savcının elinden kendimi zor kurtardım diyor. O ben gönderirim ön sözünü. Bir Ama o olayda der. Demokrat Parti de Yani Demokrat Parti döneminde Atatürk'ün kutsal aşırı kutsallaştırılması ve demokrat partileri. Ee, ne dersin? Asıl şey 27 Mayıs'tan sonra oluyor. Yani onun zamanında e, biraz şöyle bir durum oluyor. Yani bunun tabii yani bu Necip Fazıl'ın e, 1939-40 yıllarında e, Büyük Doğu'da Atatürk'lü bir kapağı vardır. Öven. Evet. Evet. Abay bilmiyorum. Altın, yani Büyük Atatürk... Doğu'da Atatürk'ü evet. Ömer bir kapatma. Böyle bir hocam anahtarla dedi. bir kapıyı açıyor. Yani yandan şey gözüküyor bir şey de gördüm. Ee, Nazilli Hı. basma fabrikasının açılış evet. şeyi bu. Diyor ki altın anahtarla bu kapıları açtığın gibi bizim şeyimizi de aç falan gibi. Şimdi İnönü döneminde bunun yayınlanmış olması <laughs> İnönü'ye karşı Tabii. onun tarafından bir mesaj. Yani Hep Türkiye. yoktur o. Gibi. Hı. Gerçi sonraki dönemde bu burgu giderek azalıyor yani Atatürk. E, güzellemesi diyebiliriz. ama geçen için, hafta senin o lafın da çok e, bana çok işi aradı e, yani Kemalizmin ve Atatürk'ün eleştirisini gerçek anlamda sol aydınlar o, yapmıştır tabii, onlar çok nindar muhafazakar İslamcıyla gelen böyle manevi yani yeni camiler yıkıldı işte, ha, e işte e ahır e yapıldı saklandı. falan Bunlar, ama solun tabi eleştirisi daha sistematik olmuştur çünkü ona bir de teoriyle de Tabi Uğraşıyorlar yani işte altyapı, üst yapı. Nasıl, nasıl sistem kurdu vesaire? Ee, Fikret Başkaya mesela aynı yani şu anda. Yaşayan Aralık mesela. Van İblası. Van İblası, müthiş bir kitap. Ee, yani böyle, böyle, bir İslamcı kitap yazılamadı. Evet, böyle bir kitap Yazam. İslamcı kesimde yazılamadı. Yani, Bunu Mustafa Albayrak da bak teyit etti. Yani o, o, o. ikisinki de çok ciddi bir özel eleştir. Hayır. İslamcı kesimden güçlü ha. bir Kemalizm eleştirilmiş. İslamcı çıkamaz. değil kesim doğru dürüst yok. dindar yani. kesimden, muhafazakar kesimden de çıkamadı. Yani, Ve onun için de bu Bizim Neşe fazlımız var. Evet AKP'miz var. Işte. Sezai Ama Necip Fazıl Atatürk'le ilgili bir, bir eleştirel bir şey yazmadı. Yani şöyle, onun e yazmadı ya. Kemalizmle ilgili yazmadı. Şöyle şöyle. Ya, ama yani Ömer ve Mustafa'mız da hepsini anladı o. Orman Kanunu çıkana kadar Büyük Doğu'da çok ağır yazılar yayınlıyor. Yani e, yani önce o, diyor boğulmakta o, üzere olan bir kadını kurtarıyor, kıyıya çıkartıyor. Neyse detaylara girme. 58 16 var. Dedektif X1. Evet. mahlasıyla yazdığı Büyük Doğu'da yazılar var ama. Ben Kadir tutunca... Mısıroğlu'ndaki öfkeyi de ona bağlarım. Yani orada hiç olmayınca mesela bak Türkiye'de Kadir Mısıroğlu'nun cenazesinde şu an bizi izleyen layıklar yalnız. nasıl bir cenaze? Ben oradaydım. Kızıyorlar ama şöyle söyleyeyim size. Ekranlarda izleyip Atatürk'e yalakalık yaptığını gördüğünüz İslamcılar da oraya gitti. Çünkü ben o ki, kendisi biliyorum, de dedi ki Hepsi gel, 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 geldi. O yüzden Tayyip Bey'e gittim. Evet Devlet Başkanı. Berat Bey'e gittim. Bak niye? O niye? Orada ben şöyle gördüm. Ben o zaman konuştuğum bir ee, hem Kadir Mısır'ı onu hem de çıkıp Atatürk'ü çok, çok aşırı Atatürk'ü konuşan bir hala iktidar kalemi. Nasıl oluyor hocam o? Dedim ki olur ya. Doğru ya. Hem Fener'de hem Galatasaray'da. Bak burada unutma. Yine bir iktidar medyası yazarının söylediği bir fıkrayı anlatarak anlatayım o zaman. Şimdi bu Anlat. E, konudan bağımsız ama bağlamını anlayın diye. Şimdi bir yazar kendisi Rum. Yani 6 yaşına kadar da Türkçe öğrenmemiş sonra öğrenmiş. Müslüman Rum yani biliyorsunuz bir coğrafyada. Hepimizin e, verme isim verme. Yok, Çünkü gerekir. sonradan korktu. Bana o 2010 senesi hani sizin de artık özgürce yazabileceğiniz dönem. <laughs> İlk evet, senin doğru. ciddi yazıları evet. Ama hocam her zaman tedbirliydi. Yani, evet. Ama o zaman rahat yazabildi. Daha rahat, tabii, tabii. 2006'da 2005'de o kadar rahat yazabildi. Neyse o dönem konuşuyoruz. Anlattı o dönem zaten herkesin kendine hani ben espri yapıyordum. Yani Kürt olmayan bile kökeninden bir Kürt arıyor falan. O dönem anlattı ve orada bir fıkra anlattı bana. Ve ben hala o Türkiye Cumhuriyeti tarihini müthiş çok, özetleyen bir fıkra olduğunu eden, düşünüyorum. Şey. Türkiye Cumhuriyeti kime de anlatsam çok etkileniyor. Üstad 6 yaşına kadar işte tabii Türkçe oynuyor sonra falan. Her çocukla arkadaşlarıyla maç yapıyorlar. Maç yaptıklarında geliyor dedesi haydi öğle namazına. İkindi oluyor haydi tam top oynarken çocuk kalkıyor gidiyor. Baba diyor, dede diyor ya da. Ya diyor arkadaşlar hala futbol oynuyor. Sen her de beni alıp götürüyorsun. Maçtan alıyorum diyor. Pozisyonumu kaybediyorum Ta takım, diyor. Takım kaybediyor. Kaybediyorum diyor. <laughs> Gol yiyoruz. Oğlum diyor. Senle biz yani camiye gitmek zor. Onlar Türk, onlar gitmezse bir şey olmaz. Sen gitmezsen sana gavur Ali Biz Rumuz. Aslan Rum oldu karışım. Rum oldu Şimdi ha. bu aslında Türklükle İslamiyetin. Çok iyi tanıdığınız bir Bütün bir evet girme Allah aşkına. Ya, niye? Seneler sonra bu fıkrayı bana anlatmıştı üstadım. 2017 senesinde yine. Onlar Türk. Hatırlattım. Nasıl korktu? Yok öyle bir şey dedi. Abi. Ben Türk'üm dedi. Kim kimse onu anlamış. Tamam dedim abi. Tamam sen Türk Aa, ol. Kendi ben de bu, anlattığından dehşete düştü. Kendi anlattığından 2017 Türkiye'si de dehşete düştü. Duymak şey istemedi. Şey 2010 kendi anlattı. 2017'de ben anlatınca i, ifade etti. Tamam dedim. Sen Rum değilsin. Türksün. Bu Ufukra'yı da ben uydurdum ve kapattım. <laughs> çok yani Çok, enteresan, evet. Çok enteresan. Ama bu Mesela bence deminki konuya varsa o sözleşmesinin adı. gücü Ha <laughs> <laughs> İslamcı evet. aydınlar da bunu irdelememiştir. Sol daha irdelememiştir. İrdele yani diyor. Gelmece yani Şevki Yılmaz hiç kızmasın. Yani Atatürk iki rekat namaz kılsa, biraz dindar olsa Şevki Yılmaz Atatürk'le sorunu yok arkadaş. Açık söyleyeyim. Yok canım ne falan. Ya Atatürk'le Atatürk'le ben gibiyim kanaattim. Şimdi sen hayır ki konu Şevki Yılmaz'ın hilafeti kaldıran anlayıştan sorunu var. Ona gelelim. Hayır ben Hadi Şevki Yılmaz özür Ben biraz etkili diye dedim. Çoğu muhafazakar Aydın'ın, Aydın, aydın devleti. E doğru Fevzi Çakmak severler mi? Yani de. biraz namaz kılsa, biraz camiye gitse, camileri iki restoraysa halı bağışlasa ciddi bir kalabalık var. Evet. Kendi bakın. Çok Tabii Ferit Çakmak evet ya. Oho efsane. Efsane Kiler, Eskiden... neyse yani o evet. Namaz nakşi, başa... Nakşibendiydi yani. Nakşibendiydi ve Vallahi. inanılmış bir Nakşibendiydi. Nakşibendi miydi başka tamam, bir şey bak, miydi? Bak, bak. <laughs> Hocam, sizlerin... Hocama bırakıyorum. Bir dakika <laughs> sizler anti kemalizmi daha entelektüel bağlamda alan insanlarsınız. O öyle olunca Fevzi Çakman Nakşibendi sizi kesmiyor. Siz diyorsunuz biz bu numara yemeyiz diyorsunuz. Ama baktığımda geçen bu şey bir arkadaşımla konuştum. Abi dedi zaten yani o dönem Nakşibendileri koruduğu için Fevzi Çakmak. Ya kendince kendi nüfusuna göre koruyor. Ya bir şey söyleyeyim. Yeni Asyacılara konferansa gittik 2009'da. Bir Demireli tenkit ettim. Beni dövüyorlardı ya. 2009 ya. ya o dönem bütün İslami kesim Demireli çok kızgın. Yüzey Garin Fevzi Çakmak'ın mezarına ne işi vardı? Ya ne işi abi komplolara giriyor. Deminki, deminki fıkraya dönelim. Orada Hocam'ın da etkilendiğini gördüm. O aslında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin bir özeti. Türklük Baba, İslam anne orada. Ve Rum olunca, Müslüman Ruması şey değil ama o camiye gitmek aslında kendini eskiller. İslam. Kemalist dönemde bile bak. Kemalist dönemde yani hani bağırıyor diye Şevki Yılmaz bu devletin dini Hristiyanlık değil işte o. O tam işte vulgar İslamcı kafa. İslam Kemalizm dedi ama yaşam tarzı olarak, düşünce olarak değil. Kimlik olarak. Onun için o çocuk Öyle <laughs> de gitmek zorunda. Türk gitmek zorunda değil. Hatta gitme, gitmezse devlet tabii. gitmezse bir şey daha denedir, iyi. Tabii. Devlet tabii. daha iyi memnun olur. Gitme diyor. Sen tabii. Türksün gitme. Ama gitmesi lazım. Ama sen gideceksin. Şey sen Şevke Rumsun. Ile ha, evet. Bravo. Helal. Çok Burada da hikaye evet. yani. aynı. Yani Türklük baba, İslam anne. Bu bir dönem Türkiye Cumhuriyeti tarihinde İslam baba, Türklük anne oldu. İşte o dönem. 2009, 2010, 11, 12, 13 oradan sonra Fethullahçıların kalkışması, sonra şey, şeyle beraber bence yeniden sen de bunu o İslam niye baba bab İslam Böyle liberalizm. Ha İslam babaydı. Hay hay hay. Belki A, liberalizm baba sen. Katılmıyorum. Niye? Kürt meselesinin çözümü de İslam diliyle başladı. Yani Kürt meselesindeki çözüm. Tabii başta Türk çözemez. İslam'dı. Yani orada Kürt meselesinde o kadar güçlü adımların atılabilmesi. Ya, Ahmet Altan Atatürk yazısını yazarken hayır, o İslam'a referans alarak mı? Hayır, o liberal Liberal işte onu diyorum. Benim liberal de dahil, çok güçlüydü. Hayır, ama o ne Bizler Kemalist ailelerden geldiğimiz için. Ya şey, Tatar şeyin torunuydu Ahmet Altan. Ahmet Altan'ın babası İsmet Paşa'nın hocası ya. Evet. Oradan gelen meşruiyet. Bak şimdi de ben ne diyorum? İslami kesimçi tartışmalara ben girmem diyorum. Kürtler için tartışmalar mesela bana sorulur. Halbuki ben Kürt değilim ya. Ben giremem bu konulara. Kürtler kendi için halledecek kim iyidir, kim kötüdür. Yani baktığın <laughs> zaman o önemlidir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi burada e, liberallerin olayı aslında genelde Kemalist ve sol ailelerden. Genelde Kemalistlerden geldiği Mehmet Barlas. Pardon. Mehmet Barlas'ın babası koyu 27 Mayıs için Cemil Said Barlas'tı. Ve, İsmet İnönü'nün İnönü arkadaşıdır. arkadaşıdır. Arkadaş değil. Mehmet Barlas. çocuğu gibidir ya yani. tabii, tabii, O oradan Çok geliyor. Çok rahat röportaj o Oradan geliyor. Ya da ben generallere 28 yaşında haddinizi bilin diye dediğimde bana dindarlar <laughs> bana nasıl şey gösteriyordu. Senin örneğin yok. Ya biz ya, ama yani bana bak rahmet kekeşleri <laughs> bana. Senin dediklerini biz diyemeyiz. Tabii. Yani özgür olsak da diyemeyiz. Çünkü <laughs> o kadar hani o kadar alışmışız ki. İzmir'de bir liberal genç. Hayır yani. Çıkmış, Oradaki olay ama deminkinde de, diye var, deminkinde bahsediyor. de ama deminkinde de Tayyip Bey bir dakika, biz aydın kısmı işi. Bizim muadımız halk değil. Mesela bütün 80 milyon Mustafa Alman yazılana karşı olsa sen yazmaya devam edersin. Çünkü münevversin, aydınsın. Siyaset Siyasetçi öyle değil. Elhamdülillah. Tayyip Bey, Tayyip Bey, milliyetçiliği <laughs> ayaklarımın altına alırım diyebildiğinde o zaman. Şu anda diyemez. Yani, Demez. Van kim? Yani liberallik, liberallik. Şu an Türklük Müslümanlıktır ha. diyor. Evet, liberal Müslüman kimliğidir, dindar kimliğidir Tayyip Bey onu dedirten, bu çözüm sürecini yapacağım dedirten. Orada liberallik, liberallik için sosu. Bugün Şimdi bakıldığında, evet. değil mi Üstad'ım? Yani Katılıyorsun çok, bu çerçeğe. Çok doğru. ben çözüm sürecinde biliyorsunuz, akil insanlar Aki heyetindeydim. Akil insanlar heyetindeydim. orada Hani, katkı sağladın. Çok, hocam bir programda Aban platformunu anlatabiliriz. Ya yani Aban platformu geç çözüm sürecini konuş. <laughs> <laughs> ne yapıyorsunuz mesela? zaten düşmanlar var bir sürü. <laughs> ya, ya Aban platformu da bak bunların tamam. hepsi. Ya şimdi hocam, bu çözüm sürecinde çözüm süreci e, biz biliyorsunuz İzmit'te Ali Bayramoğlu e, ve Mithat Sancar falan onlar da Onlarla beraber da, hareket ettiler. Linç tehlikesi yaşadı. Yani, ara, arabayı salladılar. Beraberdiniz de, değil mi orada? Evet. Işte? Edirne'de bir de benim ailemle linç edilme tehlike zaman, yaşadım. Bak, yani o tabi, tabi. bunları bizzat yaşamış olan birisiyim. Buna rağmen o zaman hem e, Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de bizim söylemlerimiz ister istemez yani İslam kardeşliği üzerinden gidiyordu. Yani en azından benim. yani tabii. Tabi, Deniz tabi. ülke öyle değildi tabii ama e, tabi. benim yaklaşımım buydu. Hatta burada çok enteresan bir hatıramı anlatayım genelde bizim grubun başkanı Deniz Hanım'dı. Evet. Başkanlığı o yapıyordu yani. Kadir İnanır sizin şeyde değildi. Kadir Hanım sizin bölgede değildi değil mi? Yok. Orhan Gencebay. Orhan Gencebay, Orhan Gencebay sizin bölgedeydi. Evet. Ee, o sonradan son anda. Sonradan sonradan kaldı. oldu. Hülya Koçyi. Hülya Koçyi. Onunla beraber çok... Ve <laughs> bak, da bak şimdi bulundu. Önder Alkoçlar bu kararlı sayesinde damadı. Kayınvalidesi. Ee, biliyoruz Ender Alkoşların, evet. Ender Alkoş Hülya Hanım'ın damadı. hakikaten Hülya Hanım'a hayranım. Hülya Hanım'ın cesareti, evet. korkunç her yere Hiç gitti. Hiç işte, taviz Se sevdiğim işte. bir insandır, Orhan, Orhan Baba mesela çekindi hiçbir yere gidemedi. Halkın tepkili yani. Çok seçme, seçme, yerlere geldi. Orhan, Gencebay, Orhan çok Gencebay çok korktu. Yani Ama o Kemalistlerin milliyetçilerin tepkili. Korkmak tepkisi. beşeri bir zansır. oldu. Ama Hülya Koç'u da yere gitti. Gel. Geldi, geldi. Ee, ve hatta ben kendisine şöyle bir şeyde bulundum. Hani biz de izliyordur. Tabii izliyordur, izliyordur. Dedim ki yani sizi tanımasaydım eksik tanımış olacağım. Yani Hülya Kocer'in yani. cesareti hayran oldum orada. Tanıdıkça insan hani ekranda Bir olduğundan daha fazla. Yani bazen tersi olur. Dediğimiz yani gibi sinema sanatçısı derken tanırsınız kendisini tanıyınca ha, Ama gerçekten Hülya Hanımın bu tarafı ben o iki aylık sürede e, yaşadım. Süre işte yaşadım. Şimdi Sakarya'ya gittik. Heh, çok güzel Sakarya'da e, Baktım ki Deniz Hanım tedirgin. Ondan sonra ne zaman da şeydir? Tabii dedi. Burada biraz gergin bir ortam görüyorum dedi. Ben dedi burada başkanlık yapmak istemiyorum. Deniz Ülker Boğa. Siz, <laughs> Bak, önemli. siz başkanlık yapın dedi. Bak. Ben de hiç o zamana kadar yapmış değildim. Yani normalde evet. biz hep Deniz Hanım yapıyor. Onların başkanlığında gidiyorduk. Ee, Sakarya'nın çok hassas bir yer olduğunu bildiği için. Tabii. Orada... Milliyetçilik e, kuvvetli, beni, ulusalcılık yaptı, kuvvetli. Ben de olur dedim, yapayım. Bak, Ve orada ben e, şöyle bir şey yaptım. 300 kişilik bir salon, bir oteldi. Evet. Her türden, yani bir tek CHP yoktu. Onun dışında bütün siyasi partiler, Atatürkçü Düşünce Derneği... E, Bugün Zafer Partililer... HDP'liler, bilmem ne, HDP hepsi MHP... MHP'liler yok. Mevli zafer vardı. partiler, zafer partiler. O zaman ben ülkücüler karşıydı. evet, hatta o zamanki il başkanı şu anda milletvekili Levent. Ah, şey, e, o, o da geldi, diyorsun. geldi. O zaman o. karşı. Ama ben kimse yani kimsenin alnında yazmıyor. Kimin ne olduğunu bilmiyorum. Hatta böyle emniyetten birileri var. Geliyorlar kulağıma ya şuraya dikkat edin, şu tarafta provokayı edebilirler. Öbürü geliyor bu tarafta. O şu. zor bir süreç aslında. Çok çok güzel. Bir baktım böyle ona bakıyorum, buna bakıyorum. Çağırdım dedim bir daha bana hiçbir şey söylemeyin çünkü ben tedirgin oluyorsunuz yok hayır, yere onu düşün onu düşün yani ben dedim program yöneteceğim burada <laughs> dedim hiç kimse şey yapmayın neyse artık başladık dedim ki iki ilke koyuyorum dedim bir herkes burada düşüncesini açıkça söyleyecek en uç düşünceler dahi burada dile getirilecek hükümet bize bu güvenceyi verdi ve size de bu güvenceyi ben iletiyorum hakikaten bize. O, e, i̇çinde tabii. ne varsa insanlar herkes konuşsun daha, herkes konuşsun. Evet. Bu ikincisi kimse kimseye müdahale etmeyecek. Eleştirilerinizi bize yöneltin. Biz bunu kabul edeceğiz ve notlarımıza geçireceğiz. Ama aranızda tartışmanıza müsaade etmem dedim. Güzel. E, ve orada işte bir Atatürkçü düşünce derneği de konuştu. Ee, muhtemelen PKK'lıların eline kağıt verip oraya gönderdiği bir takım adamlar da konuştu. Çünkü Onlar da çözüm sürecini bozmak istiyor. Onlar da bozmak istiyor. Daha, daha çok böyle ellerinde kağıtla konuştukları zaman anlıyordu. Anlıyordu. 2014 mi 15 mi hocam? Yok ya 13 20. 13. E, o, on, 14 e de var çözüm süreci. 15'in 22 tane. Ama ak akil adamlar 13'te. 13'te bitti 13. akil adamlar. 12'ye yani, 13'te. 2013'ün 31 mayıs'ta bitti. Ertesi gün gezi o patladı. gece gezi olayları patladı. Doğru, haklısın. Paker yani Parker e, gezi olayları bizim yapmak istediğimiz bütün e, çalışmaları sabote etmek için çıkartıldı gibi bir açıklaması oldu. Tabii olmuş çözüm orada. sürecini bozmak için dediler. E ona bakarsan evet. aynısını Öcalan da söyledi. Dedi ki 31 Mayıs kalkışması çözüm süreci bitirmek içindi. Yani tabii o yorumlar doğru yani değil onlar da bence. Orada gerçekten bir başarı kazanıldı e, ve Destek, o dönem hal, her şey konuştu yani. Destek arttı. Arttı. Yani evet. bu 50 65'lere kadar çıktı mesela destek. Ve hakikaten Sakarya'da, hani MHP'si de konuştu, cami yaptırma derneği de konuştu bilmem. İşte e, dediğim işte başka herkes görüşünü her, söyledi. Herkes söyledi. Yalnız ben bir siyasi parti yetkilisi e, orada konuşunca. MHP yetkilisi. Ona ben bir cevap verdim. Şimdi da hakaret etmeye başladı. Şimdi Güzel Sayman var, bilmem Hülya Koçiğit var. Sana hakaret etmeye başladı. Yok bana değil yani hepimize. Hepinize. Yani satılmışlar bilmem işte kuklalar falan filan. Hadi neyse biz bir şey demiyoruz ona. O da bir başkasına sataşınca. Hı hı. Ondan sonra dedim ki siz Müslüman mısınız? Müslümanım. İşte, elhamdülillah Müslümanım falan. İyi dedim, bakın şimdi size bir şey Kur'an'dan bir ayet. Yani çok zeki bir giriş. sen de orada İslam kartı. Onun İslam Ulan Öbürü o dedim işte, o. Dediğim, o, dediğim, o. Evet. Türklüğü konuşulan İslam kartı ile karşı çıkarsan önce onu? İyi hata edebilirsin. Ama anladım ki onlar e, İslam yani Türk, Müslüman İslam Türk, Türk. Türk İslam sentezi yapmak isteyen. Evet dedi ben şeyim, Elhamdülillah falan. Dedim ki bakın dedim burada babanız yaşında insanlar var. Yani sanatçılar var, bilmem neler var. Bize hakaret ettiniz. Satılmış dediniz, maaşlı bilmem neler dediniz ki bir kuruş para boğazımızdan ya. geçmemiştir. Yani bunun da... O dönem başka bir şey çekmediniz ya. Her gittikleri <laughs> yani. Velsilerde, velsilerde de iade <laughs> edecektim. Onu da deklar ettim o zaman. Ee, ama dedim biz buna bir şey demiyoruz. Yani burada bak hepimiz dinledik. Fakat bir başkasına bunu söylediniz ve ona hakaret ettiniz. ettiniz. Bir imam konuşmuştu. Senin arkanda namaz kılana yazıklar olsun bilmem ne falan. Filan. Ee, buna dedim ben müsaade Et etmiyorum. Ben... Mikrofonunuzu kestiriyorum. Ama dedim şunu söylüyorum size. Kur'an-ı Kerim'de Abese diye bir sure var. Evet. Abese, e, evet, Abese evet. suresinde olay şu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin teyzesinin oğlu e, olduğunu tespit etmiş. İbni Mümektum ama çadıra geliyor ya da odasına geliyor. Efendimiz de bir tebliğ dedi. Mekkeli müşriklere tebliğde Ama buluyor. Ama en zenginlerden birisi. Evet, güzel. Diyelim içeri... ki Mekke'nin rahmi koçuna tebliğ de bulunuyor. Evet. Fakat bu görmediği için içeride kim var şey. ha? Muhammed şu nasıl olacak diyor. Arınmak istiyorum diyor herhalde. Şimdi, e, dönüyor, cevap veriyor sonra tekrar öbürlerine dönüyor anlatmaya devam ediyor. Bu yine arada bir giriyor çıkıyor, ha. arada giriyor çıkıyor. En sonunda o bir yüzüne eşitliği yani böyle abes abes diyor yüzünü çevirdi diyor evet, evet. abes geliyor, yani evet. abes değiştiği orada oradan geliyor evet bunu anlattım dedim ki bakın dedim ve böyle, salonda dolu full abi 300 kişi 300 kişi. Böyle bir insana dahi yüzüne eşitmesi yasaklanmış bir peygamberin ümmeti izledim ve siz bir imama siz, neler diyorsunuz siz burada imama dedim burada takaretlere diyorsun aklı gitti arkasından ona hakaret ediyorsun. Ve burada bakın dedim. Anneniz, babanız yaşında insanlar var. Onlara hakaret ediyoruz. Çok güzel konuşmuşsun. Ya Allah o anda benim böyle kalbime bunu şey yaptı. İsa polemikçi değilsidir. Ruhman'ı bıraktı dışarı çıktı. <laughs> Ama dedi. bütün salonu seni alkışlamıştır tahmin Yok ediyorum. kimse alkışlamadı. <laughs> Ama mağlup etmişsin. Kıkışta, yani söyle söyle. Söyle şöyle oldu. İnsanlar bana sarılıyor. Ya diyorlar Sakarya'da bu var, kadar var, farklı var, insan var. bir araya geldi. Ve ilk defa birbirini bıçaklamadan... Tabii buradan ayrıldı biz bu kat Şimdi dolayısıyla orada aslında biz önemli bir iş yapmaya çalıştık. Tabii, tabii. Yani ben şahsen 2 ayımı bu işe. Abiciğim. dediğim gibi ölüm tehlikesi de atlatarak tabii, 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 tabii. ailem azaldı ince diliyordu. Ee, Hocam orada Ama, maalesef çözüm süreci önce Fethullahçılar sonra da maalesef PKK, PKK gitti Bustam. masayı bastırdı. Ve tarihi bir fırsat kaçırıldı. Tarihi bir fırsat kaçırıldı. Bir daha da yakalanır. Zor. Ama onun yapılması da şu açıdan faydalı oldu. Faydalı daha sonra, Her koşulda faydalı. Ben sonuna sonra kadar Bu hendek operasyonlarında ve arkasından kalkıp da bunları yapınca yani biz elimizden gelen bütün fırsatları Bak. size tanıdık. Yapmanız size gereken, bir şey vereyim, bir veri vereyim. Bakın. fazla taviz verildi. Bir veri vereyim. Dem parti tabanında yapılmış bir araştırma. Ki dem Önemli. parti nedir? PKK. PKK. Sözüm sürücü neden bitti, kim kabahatli? Yarısı diyor ki devlet kabahatli ama diğer yarısı helal olsun örgüt. Ne işte çok önemli. Bak bu çok önemli. Bak, 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 bunu AK Partili, oldu o zaman. AK Partili Kürtler demiyoruz. Onlar zaten hepsi hep onlar... Ama dem tabanı %10 diyor ki yarısı onlar daha O diğer yarısı bağlı. da şöyle Korkusundan ve ideolojik evet, pratik pratik dolayı. Ama diyor ki Bozmamalıydı. E, elinden kozu aldı. bugün zaten. Bakın, kazandı. Bakın bugün zaten. Hani satrançta hamle üstünlüğü var ya. Hapiste olduğu bir şey demiyor ama o sözün sahibi de pişmanım. Yanlış yaptık. 2015'te bozmamalıydık ne olursa olsun çözüm sürecini bozmadık diyorlar ve 8 senedir de bunun ceremesini... O zaman oyları sen dediğin gibi Murat Kurum'a vererek... Murat Kurum'a değil. Oyunu Kendi adaylarına var. verseler yeter. yeter yani yeter. Sadece abartma. Ha, evet. Helal Danış 5 lira. Abartma sen de. Mustafa Abartık da vur dedi mi öldürmüş. Yok Murat Bey de versin. Helal Danış 5 Versinler. Ya aslında o gün yani tarafsızlığını gösterse... Evet. Hani çok doğru bir laf var abi. Türkler arasındaki kavgaya ben partinin işine abi. Türkler arasındaki kavga bu. AK Parti CHP kavga. Bak ben sana bir söylüyorum. Ya ben bir Kürt olsam Türkler e, arasındaki... Erdoğan'a arası, devirecekler. Türkler arasındaki... Ortak o, düşmanı o, devirecekler. Bak, bak AKP, ben, MHP, faşizmine son verecekler. Hayır o yalan o. HDP'nin en önemli <laughs> adamlarından biri bana kendisi söyledi. Ben bunu söyledim. İlker Cenekli'yi <laughs> söylüyorsun. Erdoğan'la ihanet ediyor. Ettiler. Hepimizin hatasıdır. E tabi ettiler. Çünkü... Leyla Zana'yı çok Leyla, Zana çok güzel konuşuyor. Yani ama orada da bak Üstad Mustafa Bey orada ne yapmış? Yani, dumanlıkla. Bugün Adlancılık ve Fethullahçılık belasını da Tayyip Erdoğan'la başka kimse devremez. Devremez. Seküler bir başbakan bitiremez de Adnancılık. Devamazsın operasyonu. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle bakmak lazım. Demin dediğimiz örnekte de o. Yani o Rum fıkrası aslında. Evet. Ama güzel değil mi? Açıklayıcı bir. Ben de Kadir Mısıroğlu'nun rüyasını anlatabilirim. Eki mi? İsterseniz. Kadir Mısıroğlu'nun rüyasını anlatabilirim. Ya o, o, da değil. Ama tamam. dolayısıyla güzel. Kası. Şimdi Hocam <laughs> müthiş bir rüya. da. bitirelim. Yayın, yayın da <laughs> yayı <sonu gülüyor> erdik. Yayından güzel. sonra onu ben bir not alayım. Evet, evet yani onu bir konuşalım. Ben satarım biliyorsun. Güzel bizim yayın güzel böyle konuşuyoruz. Yayınımızın süresi bitti. Evet. Yine böyle biraz fragmanların dolu. Çok güzel bir yayın oldu. Yani %90'ını sen konuştun. Yok bu ya yok. yok %9'unu hocam Mustafa %1'ini ben. Mustafa bugün bayağı konuştu. <laughs> sen de olsun bugün. Duracağım. Ben, ben zevk edin diyorum sizi. Ben tamam. Evet. samimi söylüyorum. Ama yani seni durdurmasam Rum fıkrasındaki kişiyi açıklamak üzere Durdurdum seni. Sadece Ama, hocamın tanıdığını Söyledim. Ama işte bak şu ülkeyi yarattı. O arkadaş 2017'de korkmamalı. Ona üzülüyor. Ya o kork, kork, Korkmamalı. Işte Atmosfer harcayacak. Sen, sen bak. Türksün. Sen ya Türksün. Bir dakika böyle şey olur mu? Sen Bu Türk, olmamalı Arslan işte. Aslen Kütahyalı Türk oldu, Türksün. Ama işte Türk oldu, Türk olmak bir avantaj olmamalı bir ülke. İşte o Oldu işte. O Türklük diyor. sözleşmesi var. Var. Evet, teşekkürler Mustafa Bey. Yeniden teşekkürler. Size de hiç girmediği alanlara sokuyoruz. Farkında ee, mısın? Valla evet. E, benim Konuşmayı düşünmediğim alanlar çıkıyor. Zaten ne koşma, kadar faydalı oluyorum bilmiyorum. Ama, bilmiyorum. ama, yani. ama şu hatırayı <laughs> anlatman güzel oldu, değil mi? Evet. Hiç Ol. anlatmamıştın, değil mi o, sen bunu? Yani bunu ilk defa, yani özel dostlarım anlatmıştım ama bir ben de bir ilk, ilk, defa, öğrendim. Sizin yıllardır o dönemde gerçekten yaşadıklarımız çok enteresan olaylar vardı. Onların Onlara yine olur. konuşuruz. Detaylı konuşuruz. Hocam, Hocam haftaya da alalım. Ya. Yani. İnşallah haftaya dalalım da Eğer evet. müsaitse Hocam. haftaya da alalım. Biz Hocam. Mustafa Armağan'la. Belgeler, belgeler de evlis. getirmiştim. Ha, belgeler Cumhuriyet Fırkası'nın <laughs> orijinal belgeleri. Ha, haftaya bunları açıklayalım. Bak, ha, Haftaya. Ama tabii müsaade edersen. Biz yani. tabii yani. Okyar'ın partiyi Kapatıyorum Aa, bak, bak, şunlar var ya tarihi. Üstad haftaya şunları konuşalım. Bak var ya müthiş belgeler ya bunlar resim, yani. Kesin. Hatta ben şimdi resimlerini alacağım. Arkulade gerçekten haftaya yeniden buluşmak üzere sevgili seyirciler.